Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Fikret Çetin ve Diamond Tema tartışmasını inşallah beraber yorumlayacağız. Şöyle bir şey söylemiştik. Öncelikle şöyle bir şey söyledik. Öncelikle şeye girmeden önce tartışmayı yorumlamaya girmeden önce şöyle bazı genel kaideler söyleyeyim. Demiştim ki ben bu arkadaş özür diler ve İslam'la alakalı videolarını geri çekerse ben daha buna video yapmaya devam etmeyeceğim demiştim. Ne yazık ki böyle bir durum olmuyor. Bilakis işte yer altındaki videolarıyla beraber sözde daha fazla popülerleşmeye başladı. Tabii yer altındaki videoları her ne kadar popülerleşmesine yardım etse de bu arkadaşı tanımayan kitleler tanımaya başladı ve herkes kendi uzmanlık alanında bu arkadaşın o videolarda söylediklerini analiz etmeye başladı ve işte böyle onun hakkında o abartılı söylemler üzerinde bir takım videolar çekiyor. İşte ben birkaç tane mezhep üzerine çalışan arkadaşa denk geldim. Benim daha önceki videoda bahsettiğim o şey üzerinde duruyordu. İşte Sabiler meselesi, Zerdüşlük meselesi üzerinde duruyordu ki nitekim onu ben söylemiştim zaten. Ve benzeri artık yani arkadaşın söylediği şeyler kelam uzmanları, hadis uzmanları, tefsir uzmanları, ayetle alakalı söyledikleri, mantık ve felsefe ile alakalı söyledikleri mantık ve felsefe uzmanları tarafından analiz edilmeye başlandı. Yani birçok video onun hakkında çekiliyor. Özellikle bu tartışmaların incelenmesi videoları da bolca çekiliyor. Esasında ben bu tarz bir video çekmeye taraftar değildim. Ancak bazı arkadaşlar hani kelami açıdan bu tarz videolarda çok şey öğreniyoruz dediler. Çeker misin hocam dediler. Ben de bundan mütevellit çekme kararını aldım. Yoksa yetersiz kaldı. Yani karşı tarafın yetersiz kaldığı ya da tırnak içinde yetersiz kaldığının sanıldığı videolarda daha çok. Hani İslam'a merak duyan insanların ya da İslam'ı yeni yeni öğrenmeye başlayan gençlerin kafası karışmasın diye esasında videolar çekme amacım vardı. Ama bunu da bu şekilde yani en azından yer altındaki videoları da incelersek bu arkadaş o dediğim şartları gerçekleştirirse ben dediğim gibi daha video çekmeyeceğim. Yer altındaki videoları inceleriz herhalde diye düşünüyorum. İşte Fikret'le çektiği bir de din bilim videosu var. Daha önce çekilen neydi o? Cemre ile çekilen var. Bunları inceleyeceğiz muhtemelen. Ama Fikret nasıl olursa daha öne geçti. Bunun üzerinden biraz konuşalım. Şimdi öncelikle sevgili kardeşlerim bu tartışma ben olaya tabii bir kelamcı ve temel mantık üzerinden bakacağım. Biliyorsunuz zaten kelamcılar ya da kelam öğretisi yapanlar ister istemez mantık ilmini de öğrenirler. Yani ayrıca tabii mantık ilmine merakları varsa daha fazla tahsil ederler. Aslında ben öyle çok mantıkçı bir insan değilim. Yani şöyle günlük tartışmalarda ya da ilmi tartışmalarda böyle sürekli mantık kaidelerini öne süren birisi değilim. Çok sevmem de esasında bunu. Ama bu bazen gerekli olabiliyor. Bu Fikret'le Diamond'ın tartışmasında gördüğümüz gibi. Öncelikle Diamond'ı işte az çok tanıyoruz sosyal medyadan hepimiz. Yani birkaç videosunu izlemişizdir. Ben daha önce incelediğim videolarını izledim. Birkaç seçme videosunu da izlemiştim de söyledim size. Fikret Çetin'i hiç tanımıyordum. Yani onu nerede tanıdım ilk? Sanırım Altay'la olan bir videosu önüme düştü. Oradan gördüm onu ilk kez. Onun haricinde de bir hadis tartışması yapıyordu birisiyle. Onunla alakalı bir kısa bir videosunu, hani o videonun bir yarım saatlik bölümünü falan izledim. Onun haricinde Fikret'i de tanımıyorum esasında. Ama İslami ilimleri bildiğini işte şeyinden sonra gittim baktım Twitter'ından hani bu nedir ne bitirmiş ne mezundur falan. İslami ilimler konusunda yeterli olduğuna kanaat getirdim Fikret Çetin'in. Ve tartışmanın sevgili kardeşlerim bakın tartışmanın ana noktası şu. Agnostisizm. Şimdi şöyle bakıldığında aslında tartışmada birçok farklı nokta var ama birincisi tartışmayı izleyen kitle mantık terimlerini çok bilmediği için hani Fikret Hoca'nın çok net olarak ha bu arada şöyle bir şey de söylüyorlar onu hemen söyleyeyim. Bu tarz tartışmalarda hani kazanan olmaz işte amaç fikir ilim
paylaşımıdır falan gibi yorumlar yapılıyor bazıları tarafından. Bazı arkadaşlar bu yorumları yapıyor. Arkadaşlar bu doğru ama şöyle doğru. Hani iki tane aynı seviyede, aynı hemen hemen işte ne diyelim ahlakta mı diyelim, aynı algıda ve aynı ilmi ya da benzer ilmi seviyelere yakın insanlar arasında bu geçerli olabilir. Yani tartışmada işte sadece fikir alışverişi yapılabilir ve bu fikir alışverişi daha çok feriyata aittir. Yani daha detay konularda bu gerçekleşir. Hani Tanrı'nın varlığı gibi bir konuda hani tartıştık, fikir alışverişi yaptık ama bir kazanan olmadı ya da bir yenilen olmadı gibi bir söylem doğru mu? Ya bu münazara adabı açısından her ne kadar bu şekilde dile getirilmezse de, yani hani böyle birisi yendi denmezse de, ama hangisinin delilleri fazlaysa, hangisi karşı tarafı ilzam etmişse diyelim, o münazara da yenen taraf olarak kabul edilir genelde. Yani eskiden beri kelam tarihindeki münazaralar da hep böyle olmuştur. Yani bilgiyle, mantıkla karşı tarafı ilzam eden ne olmuştur? O münazarada yenen olarak görülmüştür. Elbette ki tartışmalarda bir tarafın daha ağır geldiğini söylemekte hiçbir beis yok. Ve esasen bu tartışmada da beklendiği üzere, çünkü Diamond'ın hani çok temel meselelerle, Tanrı meselesi gibi meselelerle, ki daha önceki videolarda da gösterdik, problemi olduğunu, kafasında bir şablon olmadığını, Tanrı tasavvurunun oturmamış olduğunu, Tanrı tasavvuru düşüncesinin daha doğrusu oturmamış olduğunu zaten söylemiştik. Ha, bu konuda Fikret Çetin'in ağır basmasını da bekliyorduk. Şöyle olmuş ama Fikret Hoca bazen işte mantık terimleriyle konuştuğu için bir, ikincisi bazen rakibinin üstüne gitmediği için, karşı tarafın üstüne gitmediği için Diamond'ın, bazen Diamond'ın yaptığı gibi sıkıştığı yerlerde onu aşağılayıcı ya da direkt keskin bir şekilde konuşmadığı için, sanki ya da işte o anlamıyorum şeklindeki tekrarlarından dolayı sanki Fikret Hoca hani böyle yetersiz gelmiş gibi lanse edilebiliyor. Bu doğru değil. Fikret Hoca'nın bir tarzı var. Yani ben de bu programda gördüm. Ben olsam asla öyle bir tarzı tercih etmezdim. Yani hani ben anlamıyorum demezdim. Yani açıkça söyleyeyim bunu, yani o kim ki ben onu anlamayacağım söylediği şeyi. Ya o anlatamamıştır. Yani ya da başka bir sorun vardır orada yani. Hani benim anlamıyorum, özellikle Tanrı konusunu konuşurken bundan bahsediyorum. O elbette ki benim bilmediğim bir şey Diamond bilebilir. Ben olsam tabii Fikret Hoca'nın yerinde anlamıyorum demezdim. Mantık terimlerini tercüme edebilirdim. İşte mukaddime demezdim de işte birinci varsayım, ikinci varsayım ya da birinci, ikinci, öncül şeklinde söyleyebilirdim. Ve en önemlisi kesinlikle işte programda gerek moderatörün müdahaleleri olsun, gerekse Diamond tarafından retorik yapılarak tartışmanın sanki galibini retorik üzerinden belirlemek tarzındaki teşebbüslerde kesinlikle müdahale ederdim. Yani elbette Fikret Hoca burada %100 bekleneni yapmıştır gibi bir şey zaten kendi de iddia edemez. Bazıları şöyle söylemiş, yani hani bu açıklamalardan sonra bazıları şöyle söylemiş. Fikret Hoca hani sadece agnostisizm üzerinden gitti, hiçbir delil getirmedi ki, Diamond da tartışmanın içerisinde sürekli aynı şeyleri söylüyor. Hani sadece niye bana net bir şey söylemiyorsun, sadece böyle meseleler üzerinden gidiyoruz tarzı bir şey olmuş. Arkadaşlar bu mesele çok açık. Eğer tartışmanın adı Bahadır'da olduğu gibi agnostisizm vs Müslüman olsaydı bu doğru olurdu bu çıkarım. Bak bu da yanlış bir çıkarım. Tartışmanın konusu agnostisizm. Yani agnostisizmin tutarlı olup olmadığı, hani Müslümanlıkla onu kıyaslamadan önce Müslümanlığın kendi içerisinde tutarlı bir anlatısı var. Agnostisizmin peki böyle bir anlatısı var mı? Sorun bu. Ve Fikret Hoca zannımca Müslümanlık ve agnostisizm tartışmasına, bu tartışma ya yani bu zemine, o tartışmayı götürmeden önce öncelikle agnostisizmin iddiaları, ki Diamond şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor Müslümandım. İşte araştırdım. Ne oldum? Agnostik oldum diyor. Yani agnostik olmayı daha iyi bir tercih olarak sunuyor. Agnostik olmayı. Madem bu daha iyi bir tercih ve önerin senin bu, bununla alakalı tutarlı bir inşa yapman gerekiyor. Bu temel fikirden yola çıkarak Fikret Çetin tartışmanın zeminini oluşturmuş ve tartışmada sadece agnostisizm konuşulmuş. O yüzden neden işte
işte ispatı vacip argümanları kullanılmadı tarzında Fikret Çetin'in burada eleştirilmesini ben çok tutarlı bulmuyorum. Belki arada birkaç tane öyle örnek verebilir miydi ama işte o zaman o agnostisizmin tutarlılığı konusundan çıkmış olurdular. Ki Diamond'ın gördüğüm kadarıyla kitabındaki cümlelerdeki o kadar net hatalar var ki, yani onları konuşmak varken de o konuya girmek ne kadar doğrudur, o da ayrı bir konu. Ha bana sorarsanız yani Fikret Çetin açık ara, felsefe ve mantık bilenler, kelam bilenler bu işi takdir edecektir. Açık ara bazı yerlerde net şekilde ilzamlarda bulunmuş. Birazdan izleyeceğiz zaten videoları. Zaten yani beklemediğimiz bir durumda değil bu. Tabii Diamond'ın tabii bu konuda ona olan tepkisi ne? Bunu konuşalım. Yani şunun ayrımına varılması lazım. Münazaralarda, şimdi içeriye girdiğimizde bunu teker teker anlatacağız. Münazaralarda mantık ve tutarlılık gidişini sürdüren ve bu konuda bir insicama sahip olan taraf münazarayı iyi bir şekilde götüren taraftır. Yoksa işte arada bir sürü farklı şey söyleyen, arada farklı bilgiler veren taraf manasında değil. Fikret Çetin bunu bir ara yazmıştı. Twitter'da mı gördüm bilmiyorum. İşte 4-5 yerde kesinlikle hani gol attım falan. Ha belki yani bunları kullanmamak söz konusu olabilirdi. O Fikret Çetin'in kendi tercihi. Ama net bir şekilde tartışmada bak bilgi meselesinde, bazı cümlelerde, mantık meselelerinde, işte kusursuzluk da bir kusurdur gibi meselelerde, işte şey nazariyatta görecelilik vardır mutlak gibi meselelerde, işte imtihan ki bunları bazı hocalar, bazı arkadaşlar çekti yani çok o yüzden üzerinde durur muyum bilmiyorum ama işte ne? Buradan da bakabilirim. İşte imtihanın kesin bir sonucu varsa imtihan etmezsin. İmtihan mantıklı olmaz gibi çıkarımları açısından. Hulasa bu tarz meselelerde Fikret Çetin karşı tarafı çok net ilzam etti ama Diamond'ın bu konuda kaçak güreştiğini çok net gördüm ben videolarda. Çok da uzatmadan başlayalım. Bakalım ilk şey ne? 14-15 ile 14-40 arası. Şimdi bakın. Şöyle bir bakayım reklam falan çıkmasın. Mesela sayfa 21'de şöyle diyorsun. Peki Tanrı bilinemez ise bu durumda onun bilinemez olduğunu nereden biliyorum? Bu durumda Tanrı'nın en azından bir özelliğini, yani bilinemezlik özelliğini bilmiş olmuyor muyum? Ve eğer Tanrı'nın bir özelliğini bilebiliyorsa bu durumda Tanrı bir nebze bile olsa bilinebilirlik seviyesine düşmüş olmuyor mu? Kendine dair bir itiraz yöneltiyorsun karşı taraftan. O halde bilinemez olan Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğundan şüphe etmem gerekmez mi? Güzel bir itiraz. Buna olan cevabım şöyle: hayır. Çünkü bir agnostik Tanrı'nın bilinemez olduğunu iddia ettiğinde bu bilinemezliğin Tanrı'ya ait bir sıfat olduğunu iddia etmez. Yani bütün agnostikler mi, yoksa sen mi? Hayır, kitapta da birçok defa dediğim üzere farklı farklı agnostik anlayışlar da var. Birkaç filozoftan da alıntı yapıyorum. Ya burada zayıf agnostik olan var, güçlü olan var. Bütün agnostikler böyle mi diyor? Kendi adıma konuşuyorum. Ha, benim agnostisizm anlayışımdan bahsediyorum. Anladım, yani, zaten kitapta yazdım onu ilk bölümde. Anladım, yani bir agnostik derken bu benim anlayışım. Benim anladığıma göre bir agnostik böyledir, evet. Yani, ama bütün agnostikler böyle düşünüyor. Hayır, şöyle düşünelim. Bir Müslüman şöyle düşünüyor deyince farklı mezhepler de var ya içinde. Mesela Şia da acaba... Şimdi şöyle, şu açıdan şöyle. Çünkü hani şu nokta tam... Mesela sayfa 21'de şöyle diyorsun. Peki Tanrı bilinemez ise tamam, burası. Bu durum... Bunu konuştuk. Burada mezheplerden bir örnek verdi az önce Diamond. Yani konu üzerinde neyse çok durmayayım, çok uzayacak. Tabii şöyle, önceki konularda anlattığım meselelere girmeyeceğim ve bazı yerleri mecbur atlayacağım. Çünkü videonun artık uzun olmasını çok istemiyorum. Mesele sanki aşikar oldu. Burada sadece bir takım kelam açısından gördüğüm tutarsızlık ve yetersizlikler üzerinde duracağım. 14-15 ile 14-40 arasında, orada izlettim size zaten. Bakın, Tanrı neden bilinemez? Şimdi bir agnostiğin
Tanrı bilinebilir yargısından Tanrı bilinemez yargısına ya da tercihine giderken elbette ki bir takım nasıl söyleyelim kanıtları olması lazım. Yani neden Tanrı bilinemiyor? Bu bir. Hani bu bir kere a priori olarak verilmiş bir karar. Yani dogma bir karar, bir ön kabul. Herhangi bir şeyi yok. Bunu mantık açısından düşündüğümüzde mantıkta birinci şart olarak koysak her ne kadar önermelerde tutarlılık söz konusu olsa da mantıktaki önermelerin içeriğinin mantıksızlığından dolayı aslında sorgulanabilecek bir kelime. Bir tanrı neden bilinemez? Şimdi burada şöyle de bir sıkıntı var. Ben temel tanrı tasavvurundan biraz bahsetmek istiyorum Diamond'ın. Daha önceki videolarda da bunu yaptık. Peki tanrının bilinemez olduğunu burada nasıl biliyoruz? Şimdi burada diyor ki tanrının bilinemez olduğunu bilerek aslında onun bir sıfatını bilmiş olmuyor muyuz? Hayır diyor, bu Tanrı'ya ait bir sıfat değil, bize dair bir kanaat. Peki Tanrı'ya ait bir sıfatı biz bilirken, idrak ederken, yani Tanrı inancına sahip olurken o inanca sahip olan kişi biz değil miyiz? Zaten o algının bizim zihnimizde oluşuyor olması lazım. Mesela şöyle düşünelim, Tanrı'nın zati sıfatları var, subuti sıfatları var. Biz bu sıfatların bir kısmını aklımızla evrenden de çıkarabiliyoruz. İşte ontolojik ya da kelam kozmolojik delildeki gibi zaman ve mekandan münezzeh oluşu açısından mesela çıkarabiliyoruz. Bir kısmını da Tanrı bize kendisi bildiriyor. Bu arada Tanrı kelimesini bilerek kullanıyorum. Tanrı bize bunu bildiriyor. Peki bu bildirme konusunun bu bildirme hitabının indiği zemin, yani münfail zemin neresi? Biziz. Yani ona muhatap olan biziz. Burada elbette ki bu bizde bir kanaat oluşturacak. Bizde bir kanaat oluşturacak. Şöyle söyleyeyim. Tanrı neden bilinemez sorusunu şöyle değiştireyim ben. Tanrı neden zatıyla bilinemez şeklinde değiştirdiğimde bu zaten aynı zamanda bir Müslümanın da kanaati, bir inancı oluyor. Yani Müslüman evet Tanrı neden bilinemez? Çünkü Tanrı'nın zatını bilmeye çalışır o kişi ve bilemez. Ve Tanrı'nın zatı bilinemez diye bir çıkarım yapar. Peki Tanrı'nın zatının bilinemediğini nereden biliyor bu? Şuradan bilir. Bir, aklıyla buna ulaşamaz. İki, Tanrı mesajını vahiyle bildirdiğinde kendi hakkında bilinebilecek şeylerden bahseder. Mesela işte der ki benim zatımı tefekkür etmeyin ki bu kelamda bir kaide-i mukarreredir. İşte tefekkürü fi ala illa Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin ve la tefekkeru fi zatihi, yani onun zatını tefekkür etmeyin. Bu sonuç üzerinden hem vahyen hem aklen bu sonuca ulaşan Müslüman diyecek ki evet Tanrı'nın zatı bilinemez. Aslında burada Diamond'ın Tanrı neden bilinemez sorusundaki, şimdi buradaki bilmek kavramını da ayrıca konuşacağız ama Tanrı neden bilinemezin, Tanrı'nın tamamen neye hususunda bilinemez olduğu hakkında açıklama yapması gerekiyor. Çünkü bu aynı şeyi Müslümanlar da söylüyor. Bunu hem vahyen hem de aklen tespit edebiliyorlar. Peki burada bilmek ne demek? Ha, bir de şöyle bir şey var. Burada vahyi şimdi devreye soktuk ya. Hani vahyi devreye sokuyoruz ama hani bunu niye devreye sokalım ki diye bir soru yöneltilebiliyor bazen. Şöyle. Şimdi biz Allah'ın mütekellim olduğunu nereden biliyoruz? Mütekellim bir sıfat, doğru mu? Allah'ın bir ismi. Tanrı'nın mütekellim olduğunu nereden biliyoruz? Konuştuğunu, yani konuşan olduğunu, konuşma sıfatının olduğunu. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ve semavi kitaplardan. Yani o kitaplardaki muhteva Tanrı'nın insanlarla konuştuğunu bize bildiriyor. Peki bu döngüselliğe girmiyor mu? Hani mütekellim olduğunu nereden biliyoruz? Şöyle işte mütekellim Kur'an. İşte Kur'an mütekellim olduğunu Kur'an ispat ediyor. Kur'an onun mütekellim olduğunu ispat ediyor. Döngüselliğe giriyor diye itiraz yöneltiliyor bazen. Hayır. Burada biz Tanrı'nın mütekellim olduğuna Kur'an dışında harici bir delille kanaat getiriyoruz. Mesela örneğin bütün peygamberler tarihindeki mucizeler. Hani mucizeler
ya da delail-i nübüvvet dediğimiz peygamberliği ispat eden bütün hususlar aynı zamanda harici bir delil olarak da Kur'an'ın hak olduğunu ispat ediyor. Bakın harici bir delil olarak Kur'an'ın hak olduğunu ispat etti bu nübüvvet. Kur'an'ın hak olduğu ispat edilince biz Tanrı'nın mütekellim olduğunu nereden biliyoruz? Yani konuşan olduğunu nereden biliyoruz? Harici bir delille biliyoruz. Yukarıdaki akıl ve vahiy zeminine o noktada gittik. Peki bilmek ne demek? Şimdi burada bilmek kavramını konuşmadan önce Tanrı bilinemezi konuşmak pek mümkün değil. Burada açıklama yapılması gerekiyor. Mesela Tanrı'yı bilmek ne demek? Mahiyetini bilmek mi? Zatını bilmek mi? Sıfatlarını bilmek mi? Bildirdiğini bilmek mi? Zaten Tanrı kendisi bildirdiği kadar bilineceğini, iki türlü yönelim var burada. Bir, insanın aklına yüklediği program çerçevesinde insanın kapasitesi nispetinde Tanrı'yı bilebileceğini söylüyor Tanrı. İkincisi de kendi bildirdiği nispette, kutsal kitaplarda, vahiylerde kendi bildirdiği nispette bilinebileceğini söylüyor. Dolayısıyla buradaki bilmek kavramı mutlak ve bilmek anlamında bir Müslüman için de Tanrı mutlak olarak bıraktığımızda ifadeyi zaten bilinemiyor ki. Devam ediyoruz. Tanrı'ya inanmak için bilmek gerekir mi? Bak ayrı bir konu. Bu da ayrı bir konu. Şimdi bir Müslüman Tanrı'ya inanıyor. Harici delillerle mütekellim olduğunu biliyor. Kur'an'la, Kur'an'ın da harici delillerle hak olduğunu biliyor. İçindeki delillerle yine hak olduğunu biliyor. Buradan hareketle ne oluyor? Bir Müslüman Tanrı'ya inanıyor. Peki Tanrı'yı tamamen biliyor mu? Yani Tanrı'yı bilme seviyeleri çok farklı. Az bilen var, çok bilen var, orta derecede bilen var. Bilebilmenin belli bir sınırı var. Yani burada mutlak bir inanmak için mutlak bir bilmenin gerekli olmadığını zaten İslam literatürü de söylüyor. Yani bunların hiçbirisi İslam'ın Tanrısına bir reddi olmuyor. Bunu daha önce de konuştuk. Peki Müslümanlar, bakın demişim bunu. Teist Müslümanlar Tanrı'yı biliyorlar mı? Yani ne kadar biliyorlar mesela? Yani belki akli olarak hiçbir Tanrı'yı bilme adına akli olarak hiçbir yani şöyle söyleyelim. Aklen Tanrı'yı bilme teşebbüsünde güçlü bir oranda bulunmamış bir sürü Müslüman olabilir. Kur'an-ı Kerim'den Tanrı'nın kendini bildirdiği nispetle Tanrı'yı bilmiş oluyor. Peki soru şu, bakın Tanrı bağımsız bir zihinle, yani hiçbir bilgi parantez içinde vahiy olmadan bilinebilir mi? Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, bu zaten İslam literatüründe tartışmalı bir konu. Eş'ari görüşü benimseyenler, İmam-ı Eş'ari ve Eş'ari görüşü benimseyenler, tabi hepsi değil. Eş'ari okulun genel kanaati, Tanrı bağımsız bir zihinle hiçbir bilgi ya da vahiy olmadan bilinemeyeceği konusunda ki kanaat hasıl olmuş o ekolde. Yani Tanrı bağımsız bir zihinle, yani hiçbir bilgi ve vahiy olmadan bilinemiyor. Bu ekolün öğretilerine göre. Bu da Diamond'ın söylediği şeyle hemen hemen aynı bir nokta oluyor. Zaten İslam'da bir itikat mezhebi bunu söylüyor. Ha, İmam-ı Maturidi ve o ekolün çoğunluğunun görüşü ise evet, Tanrı bağımsız bir zihinle bütün özellikleri, sıfatları, isim ve fiilleri olmasa da belli bir oranda bilinebilir diyor. Ki bu da akli olarak yapılacak çıkarımlarla varılan netice diyorlar. Yani burada da bir net bir çizgi yok İslam'da. Yani Diamond ben bağımsız bir zihinle Tanrı'yı tam bilemiyorum dediğinde evet zaten bu bilinemez diyor İslam'da. Ama bilinebilmesi için bir takım yardımcılar, öncüler var, peygamberler var, Kur'an-ı Kerim var vesaire. Buralara bakılacak. Buraların hakkıyeti tartışılacak. Evet, demişim ki zaten Tanrı tamamen bilinemeyeceğinin farkında. O nedenle de peygamberler ve kitaplar göndermiş. Bak bu iki mezhep açısından da ortak. Tanrı tamamen bilinemeyeceğinin farkında. O yüzden peygamberler ve kitaplar göndermiş. Zaten bizden istenen şey Tanrı'yı tamamen bilmek değil ki. Biz zaten Tanrı'nın bildirdiği ölçüde onu ancak bilebiliyoruz. Zaten eğer Tanrı'yı, bakın arkadaşlar, eğer Tanrı'yı biz tamamen bilebilsek, zihnimizle onu ihata edebilsek o Tanrı olmaz. O sıradan bir varlık, bir
nesne bir cisim mertebesine düşer. Bu noktada da bir yanılgı var yani. Tanrı zaten böyle tamamen bilinebilecek bir şey değil ki. Şöyle bir ara not almışım. Tabii Fikret Hoca karşısında çok hafif siklet kalmış. Fikret'in sorularına Diamond sürekli kaçamak cevap vermiş münazara boyunca. Çoğu da alakasız olarak başka konulardan bahsettiğini, arada başka konular hakkında bilgi serpiştirdiğini, aslında otoriteye ya da bilgiye başvurma safsatasını kullandığını çok net görüyoruz. Onu birazdan da videolarda göreceğiz. Oysa ki kitap kendi kitabı. Agnostiklik hakkında burada konuşuluyor. Yani kendi inancı esasında agnostiklik. Bunu çok daha güçlü ve mantıklı olarak savunabilmesi lazımdı. Ama ne yazık ki böyle bir savunu, ne yazık ki desek mi bilmiyorum, böyle bir savunu göremedik. Yani agnostikliği böyle bir güçlü bir şekilde, mantıklı bir şekilde, daha doğrusu tutarlı bir şekilde savunamadı. Zaten İslam inancında gelen anlamda Tanrı'nın sıfatları mevkufidir arkadaşlar. Yani insanın kesben ulaşabileceği Tanrı sıfatı seviyesi, yani meksubi sıfatlar daha az seviyededir. Dolayısıyla bu zaten İslam'ın bir genel kabulüdür. Yani Tanrı kendi sıfatlarını bildirerek bize bildirdiğinde biz Tanrı hakkında bir bilgi sahibi oluruz genelde. Ya biz buna, bana göre o bilinemez dediğimizde Tanrı ile ilgili bir mesele vaz etmiş olmuyoruz burada. Bana göre Tanrı bilinemez dediğimde ben Tanrı ile alakalı bir mesele vaz etmiş olmuyorum ki. Yani bu çok aşırı bireysel ve subjektif kalıyor. Ki Diamond da tartışmada sürekli işte keyfime göre, bana göre şeklinde buraları yorumladığını görüyoruz. Ama biz bana göre bilinemez dediğimizde Tanrı ile ilgili bir mesele vaz etmiyoruz. O zaman işte vehle-i ula'da bir insan ne yapar? Tanrı bilinemez diye baştan bir hüküm koyar. Tanrı ile alakalı tüm delillerden, tüm mesajlardan, tüm kitaplardan, peygamberlerin tüm bildirilerinden sarf-ı nazar eder. Ve bu surette şey olabilir mi yani? Kurtulabilir mi? Olmaz. Bu bir kaçamak cevap ya da kaçamak bir reaksiyondur. Yani biz bize göre Tanrı bilinemez dediğimizde Tanrı ile ilgili bir mesele vaz etmiş olmuyoruz. Sadece kendimiz orada bir hüküm koyuyoruz. Bu zihinsel ölçekte dogma ve epistemik bir değer olmayan bir yorum oluyor. Evet, bu bir zihinsel ölçekte dogma ve epistemik bir değer olmayan bir yorum ne oluyor? Oluyor Tanrı hakkında ve bağlayıcı değil. Sadece bizi bağlayacak bir şey. Ve sadece bizi bağlayacak bir şeyin, bir şeye insanların çağrılması, bu daha doğru, ben en doğru bunu görüyorum, buluyorum denilmesi epistemik bir iddia olmadan mümkün değil arkadaşlar. Bu büyük bir tutarsızlık. Yani benim epistemik bir iddiam yok ama en doğrusu bu dediğimizde, en doğrusu bu derken orada bir bilgi inşası yapıyoruz. En doğrusu bu sonucuna bizi götüren bir takım epistemik iddialar olacak. Yani kendi kendimize ben Tanrı'yı bilemiyorum. Zaten Tanrı da diyor onu bilemeyeceğini. Burada başka müracaat vesileleri, noktaları var. Neyse, çok uzatmayayım. 16.30, 16.40. Sanırım burada bir cümle var. Hemen onu size göstereyim. Özelliği olduğundan bilemiyoruz demiyoruz. Şu ikilerle çok karşılaştım. Acaba burada kendinden bahsediyor, genel olarak agnostisizmden bahsediyor ikilemine çok karşılaştım. Benim anladığım ve savunduğum türden bahsediyor. Şimdi çünkü bir agnostik, yani sen Tanrı'nın bilinemez olduğunu iddia ettiğinde bu bilinemezliğin Tanrı'ya ait bir sıfat olduğunu iddia etmez. Daha ziyade biz bilemeyiz demiş olur. Çünkü bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Bu sebeple Tanrı'nın bilinemezlik özelliğine sahip olmasıyla bizim bilemiyor olmamız arasında fark vardır. İnsanın Tanrı'yı bilmesi... Şimdi burada tabii o kadar enteresan cümleler var ki kitapta. Hakikaten içine düşüyorum ben yani. Sonsuz bir uzaya sanki düşüyorum. Bir agnostik bizlerin Tanrı'yı, ya sadece bir bölümü alıyorum. Bir agnostik, yani 16.30-16.40 arası bölümü. Bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Neden? Yani bu başlangıçta verilmiş bir karar değil mi?
bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Hayır, bak cümleyi değiştiriyorum. Bir eşari bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Bir. Burada mesela Tanrı'nın bilinemez olduğu hükmünü çıkarttı mı bu? Zihni de olsa bir sıfat çıkarttı. Bu sıfatlar zaten hep zihnidir. Az önce onu anlattım. Biraz agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Bir eşari bizlerin Tanrı'yı bilebilecek, bak vahiyden bağımsız Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Bu agnostizm iddiası değil ki bir tek. Bir Maturidi bizlerin vahiyden tamamen bağımsız olarak Tanrı'yı tamamen bilebilecek bir kapasitede olmadığımızı düşünür. Yani bu önermeler öyle kolay verilip geçilecek bir önermeler değil. Harice tamam düşünür. Eşari Maturidi bunun delillerini ortaya koyuyor. Peki bir agnostiğin Tanrı'yı bilecek bir kapasitede olmadığını düşünmesinin delili ne? Bu kanıya biz niye varıyoruz? Bak şöyle oluyor, önermeyi kurduğumuzda bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. İnsanlar da Tanrı'yı bilecek bir kapasitede değildirler. O halde Tanrı bilinemez. Gördünüz değil mi önermeyi? Tamam da bu önerme kendi içinde tutarlı olsa bile önermenin öncülleri doğru değil. Neden mesela? Birinci öncülü neden böyle kabul ediyoruz? Eğer birinci öncül bedihi olsaydı teknik tabiriyle ya da aşikar olsaydı birinci öncül, o zaman diğer öncüllerin de aşikar olmasıyla beraber sonuç aşikar olabilirdi. Yani işte su genel şartlarda 100 derecede kaynar. Benim elimdeki de sudur. O da 100 derecede kaynamalıdır şeklinde kurduğumuzda önermeyi. Evet bu biraz daha hani bedihi bir önerme, açık bir mesele. Ama burada şimdi bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünmesinin hani nedenini açıklaması lazım. Ayrıca yine burada bilme sorunu var. Bilmekten ne kastediyoruz? Bunu ayrıca tartışmak lazım demişim. Peki kendini bildirmezse eşarilerde de aynısı mesela aynısını düşünüyor demişim. Bunu geçtim. Peki bu durum Tanrı'yı tamamen bilememek, Tanrı'yı bilememek durumu Tanrı'ya inanmak için bir engel mi? Bunu yukarıda konuştum. Burada bir soru sormuşsun. Soru sormuşum. Devam ediyoruz. Bir sonraki şey nerede? Video aralığı 2 3. Ha burada bayağı ben bir kendim gidiyorum. Çok videoya boğmak istemediğim için biraz kelam konuşalım dedim. Ayrıca inanmak için tamamen bilmek mi gerekiyor? İnanmak için tamamen bilmek mi gerekiyor? Tamamen bilmediğimiz şeylere inanmıyor muyuz? Ve o şey bize kendini bildiriyorsa ona inanmıyor muyuz? O şey bize kendini bildirdiğinde biz ona inanmıyor muyuz? Bakın arkadaşlar. Ayrıca inanmak için tamamen bilmek şart değil. Bu bir. İkincisi, tamamen bilmek kavramı insan skalasında çok mümkün değil. Tanrı hakkında bunu konuştum. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir zemin. Peki, tamamen bilmediğimiz şeylere inanmıyor muyuz? Biz mesela doğuyoruz. Doğduğumuzda anne ve babamızın bizim anne ve babamız olduğunu tamamen biliyor muyuz? Mesela kaç tane insan bunun için genetik test yaptırıyor? Etrafınızdakilere sorun. Yani annen baban bu diyor, baban annen bu diyor. Doğru mu? En iyi bilenler onlar. Bak iki kişinin şahitliği var orada. Akrabaların onların senin anne baban olduğu noktasındaki kanaatlerini görüyorsun. Ve bu sana yeterli geliyor. Ve çok önemli bu konu. Yani hayat boyu beraber yaşayacağınız bir düzenden bahsediyoruz. Burada biz mesela tamamen biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz ama inanıyoruz. Ha, genetik test yaptırsak tamamen bilebilecek miyiz? Yani belki genetik testleri sağlam yerlerde 3'er 5'er tane farklı yaptırsak kesin bir kanaate ulaşırız. Ama bak demek ki tamamen bilmediğimiz şeylere de inanıyoruz. Mesela güneşin dünya üzerindeki etkilerini tamamen biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama güneşin dünya üzerinde etki ettiğini biliyoruz. Yani bir şeyi tamamen bilmek. Mesela etki şeklini bilmeyebiliriz. Mesela yer çekimi. Yer çekiminin nasıl gerçekleştiğini biliyor muyuz? Yer çekiminin kuvvetini ileten maddelerin ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bugün fizikte bunlar tespit edilebilmiş unsurlar değil. Ama yer çekiminin çektiğini tecrübe ediyoruz. Yani inanıyoruz ona.
Yani yer çekimini çeken maddeleri bulmadan yer çekiminin %100 nasıl mahiyet olarak gerçekleştiğini tespit edemiyoruz. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Biz buna inanıyoruz. Çünkü niye? O öncüler, inanmamızı gerektiren öncüler çok fazla. Yani işte dünya, güneşin dünyaya etkilerini, etki şekillerini bilmediğimiz halde güneşin dünyaya olan etkisine inandığımız gibi. Yani demek ki bir şeye inanmak için onu tamamen bilmek gerekmiyor. Evet. Yani çünkü tamamen inanmak kavramı biraz, tamamen bilmek kavramı biraz şey bir kavram yani. Hani ne demek yani tamamen bilmek? Az önce örneklerini verdim. Güneş örneği, yer çekimi örneği. Belki de yer çekimini ileten maddeler bulunduğunda, kuantumu biraz araştırırsanız, yer çekimini çeken ileten maddeler bulunduğunda aslında yer çekiminin tek nedeninin yer çekimi olmadığı ortaya çıkacak. Havadaki parçacıkların belki kuantum düzeyde uzayla farklı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkacak ki bu teorik fizikte sürekli aslında değişen konularda da benzer örnekler var. Evet, devam ediyor konuşma. Diyor ki burada felsefeyle, akılla, bilimle Tanrı'yı bilemeyiz diyor, bilinemez diyor. Felsefeyle, akılla ve bilimle Tanrı bilinemez. Şimdi agnostizme nasıl ulaşmış? Felsefeyle, akılla ve bilimle Tanrı bilinemez. Nasıl? Aynı cümleyi ben tekrar kurarım. Felsefeyle, akılla ve bilimle Tanrı bana göre bilinebilir ve bunun bir sürü delili var. Nasıl bilinemiyor? Şimdi felsefe ne? Akıl ne? Bilim ne? Şimdi bilimin konusu eğer bağımsız ve önyargısız gözlemse bilimle gayet tabii ki Allah bilinebilir. Allah'ın Alim ismi bilinir, Kadir ismi bilinir ve hakeza. Bilimden kastettiği şey naturalist, ateist, materyalist bir bilimse zaten Tanrı bu bilimin konusu değil, bilinemeyeceğini bildiğin için bu önerme yanlış oluyor. Akılla bilinemez diyor. Akıl zaten metafizik bir kavram. Bunu ileride konuşacağım. Dolayısıyla metafizik bir kavramı, metafizik bir önermeyi reddetmek için kullanıyor. Bu da bir çelişki. Bu da mümkün değil. Akıl zaten fizikten metafiziğe geçebilme kapasitesi. Yani akılla gayet tabii Tanrı bilinebiliyor. Felsefe ile bilinebilir mi? Bu hangi felsefe ile olaya yaklaştığına bağlı. Öyle felsefeyle yaklaşırsın ki Tanrı bilinebilir. Yani ki birçok felsefecinin, hatta felsefecilerinin dünya tarihini göz önünde bulundurursak çoğunun teist olduğunu görüyoruz. Demek ki felsefeyle Tanrı bilinebiliyor. Ayrıca Tanrı'ya bilmek ve inanmak %100 felsefenin konusu da değil. Bu da ayrı bir konu yine. Yani bu önermenin yanlış olduğunu burada görüyoruz. Burada sezgicilik diye bir konuya giriyor. 17. 18. dakikalar arasında var bu. O bölümü izletmeyeceğim. Sezgicilik alakasız bir şey zaten ki tam olarak sezgicilik nedir onu da burada sezgicilik diye bir şey geçiyor. Yani felsefe ve kelam kitaplarında ya da ispat-ı vacip kitaplarında esasında sezgicilik, şimdi benim kendime özgü bir sezgicilik delilim var. Bunu ben tezde, makale, şeyde, kitapta anlattım. Ama o biraz farklı. Yani o bir nevi akli bir sezgicilik benim orada bahsettiğim. Akli sezgicilik Tanrı'nın varlığına dair bir delil ortaya koyabilir. Bu ayrı bir sezgicilik türü. Bunu ayırıyorum. Genel sezgicilik üzerinden gidelim. Burada diyor ki hani Tanrı'yı nasıl bilebilirdim? Ya böyle bir bilme şekli olur mu ya? Aklen ya da tutarlı ya da mantıken ya da ispat şeklinde, kanıt şeklinde böyle bir bilme şekli nasıl olur? Sezgicilik ile hani işte Gazali örneğini veriyor. İşte gökten bir nur inmedi, işte bir tecrübe yaşamadı. Mistik bir tecrübe bekliyor yani. Bunun açık şeyi bu. Yani mistik bir tecrübe yaşasa Tanrı'yı bilebileceğinden bahsediyor. Bu yani alakasız, delil niteliği olmayan bir şey. Ve aşırı psikolojik ve ruhsal bir şey tek başına düşündüğümüzde. Yani belki o şeytandan, belki o cinden, belki farklı bir canlı tarafından sana o yaptırıldı. Ya da başka insanlar sana işte bayılttı, çip taktı, bunu yaptı. Yani hani senin o sezgi yoluyla bir şeyleri deneyimlemen belki beynindeki bir takım hormonlarla alakalı ki nitekim biliyorsunuz şizofrenik mistikler var. Ve bununla alakalı hatırladığım kadarıyla yüksek lisans doktora çalışmaları var. Özellikle yabancı literatürde de var.
şizofrenik mistikler. Yani bazen şizofrenilerle mistiklerin tecrübesi birbirine karışabiliyor. Yani sezgicilik bu noktada çok bağlayıcı bir şey değil ki yani. Bu kadar daha net kanıtlar, mantıki önermeler varken burada sezgiciliğe gitmek mantıklı değil. Sezgicilik alakasız bir şey zaten ki. Tam olarak sezgicilik nedir onu da bilmiyoruz. Açıklamak gerekiyor burada sezgiciliğin ne olduğunu. Ama mistik bir tecrübe olduğunu anlıyoruz. Yani böyle bir şey bekliyor sanırım Diamond. Tanrı'ya inanmak için ve bunun bağlayıcı olacağını, daha akli olduğunu ya da en azından agnostiklik yerine İslam'ı ya da teistliği seçmek için bir delil olacağını düşünüyor. Bu tutarlı, doğru değil. Peki nasıl yorumluyoruz burada bu bilinemezcilik manasında? Yani bir agnostik felsefe ile, akılla ve bilimle Tanrı'nın bilinemez olduğuna hükmediyor. Hayır, bu yanlış. Gene bu önermenin doğru bir şeklini bize sunması lazım. Az önce yukarıda tersini söyledim. Felsefeyle, akılla ve bilimle gayet tabii Tanrı'nın bilinebileceğini söyledim ben de. Yani olmaz bu. Felsefe, akıl ve bilimin içeriğini doldurmadan, bununla alakalı epistemik iddiaları serdetmeden böyle bir karar veremez bir agnostik. Yani nasıl veriyor bu kadar tümel konularda? Hani çok genel bir konu yani, böyle özel bir konuda, yani aşırı, yani Diamond'da şunu görüyoruz. Yani yer yer özellikle Fikret'le sıkıştığı bölümlerde, tartışmada sıkıştığı kısımlarda aşırı kuşkuculuğa kaçtığını görüyoruz. Bu yani bu tutarlı değil. Ve felsefeyle, akılla ve bilimle Tanrı'nın bilinemeyeceğine hükmetmek. Yukarıda dedi ya bilinemez. Hayır ise bir agnostik olarak felsefeyle, bilimle ve akılla Tanrı bilinebilir mi, bilinemez mi bilmiyorum. Arayışa devam ediyorum demesi lazım. Bu devam eden bir süreç olması gerekiyor. Tanrı'yı bilebilmek için gökten bir nun inse ya da mistik bir tecrübe falan yaşasa Tanrı'yı bilebileceğini söylüyor. 17. ve 18. dakikalar arasında, orayı izletmiyorum. Bakın oraya. 18-12, 18-23. Ne diyor burada? İnsanların Tanrı'yı insanların Tanrı'yı bilmesi iddiası bir dogma, episteme değil. Yani ortada bir bilgi iddiası yok. Tanrı'nın herhalde bilinemez iddiasından burada bahsediyor. İzleteyim 18-12 ile 18-23 arasını. İnsan zihni, insan kabiliyeti Tanrı kavramını anlamaya, bulmaya, çözmeye yeterli gelmiyor. Bu bir kanı, bir doksa. Tersiniz... Abi şimdi ileride gelecek şu kırmızı meselesi, duyular meselesi, diğer insanların zihinleri üzerinden konuşma meselesi. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir... Yani sen A önermesinin B önermesinden daha tutarlı olduğunu söylediğinde ya da daha mantıklı olduğunu söylediğinde ya da daha akli olduğunu söylediğinde burada epistemik bir iddiada bulunuyorsun zaten. Ve bu iddianı doldurman lazım. Burada dogma kalamazsın ki, bu şey değil yani. Vacibül vücut bir konunun zatiyatının, zatiliğinin bilinebilirliği tartışması değil ki. Çok garip burası. Esası olsaydı dogmalaşmış olurdu zaten. Ama illa da bir esas koyacaksak, insan zihni, insan kabiliyeti Tanrı kavramını anlamaya, bulmaya, çözmeye yeterli gelmiyor. Bu bir kanı, bir doksa. Bak, insan zihni diyor. Yani şimdi şöyle, tam dogma bir önerme kurarsın ama, ki az önce onun da çok doğru olmadığını söyledim. İnsan zihinlerini sen nereden biliyorsun? Şöyle söylese, benim zihnim buna yetmiyor dese, bu da gene kendi kanısı olur. Çünkü kendi zihniyle alakalı her şeyi bilmeyebilir. Gene çok tutarlı değildir ama insan zihnini nerede biliyor? Diğer insanların zihnini bilmesi onun için metafizik. Bunu bilemez ki. Tersini ispatlayamadık. İspatlayabilen varsa açığız. Bunu yani güzel, bu önemli. Yani tersini ispatlayamadığımız her şey İnanılmaması gerekiyor diye mi düşüneceğiz? Ya tersinin ispatlanması ne demez ki? Zaten mantıkta tersinin ispatı diye bir şey yok ki. Yani hani şimdi Tanrı'nın yokluğunu ispatlayamadık, o zaman olması lazım bu mantıktan. O zaman Tanrı'yı var kabul edeceğiz. Böyle düşünmesi gerekiyor. Bunu kabul ediyorsa. Bir şey. Yani senin İnsanlar, insan denilen varlık, hı hı, Tanrı'yı idrak etme, bilme kabiliyetine sahip değildir iddian bir doksa. Evet. Episteme değil. Tabii canım. Güzel. Yani o zaman yani aslında nihayetinde bir yani baştan hani olayı doğru kurgulayayım ki kafamda, ona göre itirazımı yöneltmek için diyorum. Yani o zaman... Yani başkalarının zihinlerinin adına konuşuyor, agnostik olduğunu
söylüyor. Ve en sonunda bu iddiasının dogma olduğunu, epistemik bir iddia olmadığından bahsediyor. Aşırı keyfi, aşırı kuşkucu, aşırı kaçamakçı tavırları çok net burada görüyoruz yani. Hani ben şimdi bunları söyleyince önyargılı davranmış olmuyorum. Hayır. Fikret de aynı şeyleri söylese ben Fikret'i tanımıyorum. Aynı şeyler onun için de söyleyecektim. Ya da ben Fikret'le ayrı bir konuyu tartışsam, yani gayet tabii Fikret'e de bir takım eleştiriler getirebilirim. Bu tamamen birbirinden bağımsız konular ama bunlar çok net hatalar arkadaşlar. Yani bir kitap yazıyorsun. Ve bu kitaptaki inancın, tırnak içinde, bu kitaptaki inancın en doğru ya da tutarlı olduğunu iddia ediyorsun. Ve bir episteme iddiası yok diyorsun. Bu dogma, ya dogma olduğunu zaten söylemene gerek yok. Belli. Yani insanların zihinleri Tanrı'yı bilemez. Yukarıda bunu deşifre ettim. İnsanların zihinlerinin Tanrı'yı bilip bilememesi Tanrı'nın varlığıyla alakalı bir şey değil ki. Tanrı da zaten insanların zihinlerini kendi yarattığı için insan zihni üzerinden tamamen bağımsız olarak, bağımsız bir insan zihni üzerinden Tanrı'nın bilinebileceğini zaten İslam iddia etmiyor. Haricen Tanrı'nın bilinebilen kısmının dahi Tanrı'nın tamamen bilinebilmesi anlamına geldiğini de İslam iddia etmiyor ve böyle bir iddia zaten doğru da olmaz. Çünkü Tanrı'nın tamamen bilinebilir ve zihnen ihata edilebilir olması, dünyevi bir nesne, mekan ve zamana giren bir kavram olması gibi düşünülür. Yani biz nasıl ki Big Bang öncesini zaman ve mekan olmadığı için tam yorumlayamıyoruz. Çünkü insan zihnini aşan bir şey. Çünkü insan zihni mekan ve zaman içerisinde yorum yapabiliyor. Yani aynen öyle de Tanrı da zaten eğer bu zihinsel kalıplara girecek olsaydı mekan ve zaman içerisinde bir varlık olurdu. Zaten o zaman Tanrı olmazdı ki İslam'ın temel baskın Tanrı tasavvuru açısından. Burada birçok hataya atlıyorum demişim. Şimdi demişim ki Tanrı fikrinin tasavvuru ya da inşası bize ait şeylerle, zihinlerle yapılmaz. Bu kendisi de bunu söylüyor. Ama aynı zamanda da yapıyor. O ayrı bir tutarsızlık ama zihinlerle bize ait şeylere yapılmaz. Böyle olursa Tanrı zaten ilahi, semavi bir Tanrı olmaz. Ve bu inanç da semavi, tanrısal bir inanç olmaz. Yani sadece insanların zihninde indirgenmiş bir Tanrı inancı olur. Elbette ki Tanrı zaman ve mekan içerisine kendi bilgisiyle müdahale ettiğinde tamamen bilinebiliyor. Zaten İslam'ın iddiası da bu. Yani bizim kendi zihinlerimizde ama ya benim zihnim Tanrı'yı bilemiyor deyip yani bu şey mi? Ben yer çekimini bulamıyorum. O zaman zihnim yer çekimini almıyor. O zaman yer çekimi yanlıştır. Başkası sizin zihni adına konuşamazsın. Yer çekimini ileten maddeleri biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yer çekimi konusunda bilinmesi gereken en önemli konu ne? Yer çekimini ileten maddeler. Bunların mahiyetini biz bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz ama yer çekimine inanıyoruz. Yer çekimini biz bulmadık ama inanıyoruz. Teorik fizikteki konuların hepsi böyle. Hiçbirisini biz deneyimlemedik, bulmadık yani ama inanıyoruz bunlara. Yani ya da sen zihninle aynı şeyi düşünsen belki onun düşündüğünü düşünüp bulamayacaktın. Ama inanıyorsun. Evet. Sayfalarda ilerliyoruz. 3'e geldik herhalde. Bakın. Buna benzer bir şey Fikret söylüyor demişim. Az önce verdiğim örneğe. Bir şey hakkında bir şeyler bilebilmek için kurduğumuz mantık önermelerinde o şeyin ne anlama geldiğini, mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz gerekmiyor. Bakın arkadaşlar buraya lütfen tekrar ediyorum. Dikkat edin. Bir şey hakkında bir şeyler bilebilmek için kurduğumuz mantık önermelerinde o şeyin ne anlama geldiğini, hani mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz gerekmiyor. Ha diyeceksin ki ya mantıktan çıkaralım hani bazen mantık, şimdi hangi mantık yetersiz kalıyor? Şimdi mantık dediğin dar bir alan değil ki. Mantığın çeşitleri var. Formel mantık var, informel mantık var, determinel mantık var, indeterminel mantık var. Yani mantık geniş bir alan. O senin dediğin mantık önermeleri dışında da akli çıkarımlar yapabiliriz dediğimiz şey zaten informel mantığa giriyor. Bu akli işlevsel mantık oluyor. Aynı şey değişen bir şey yok. İlla kurallı olmasına gerek yok. Önemli olan tutarlı olması. Önermelerin geçerli olması. Nitekim burada Fikret herpes örneğini veriyor. Herpes virüs meşhur. Herkesin bildiği bir virüs. Herpes örneğini veriyor. Herpes nedir biliyor musun diyor. Onun üzerinden temel bir mantık kuralı söylüyor. Çok temel. Yani bu mantığın şeyi değil.
indeterminel ya da formel kısmı değil ya da determinel kısmı değil. Net bir kısım bu. Bilemesek de mantıksal sonucuna inanabiliriz bir şeyin. Çünkü mantık önermelerinin tutarlı olması burada önemlidir. Mantıkta sıralama önemli değildir. Mantık cümleler içerisindeki nesnelerin tanımları her zaman önemli değildir. Tutarlı olabilmesi için mantık cümleler içerisindeki kelimelerin anlamlarını bilmek her zaman önemli değildir. Fikret Hoca bunu uzun uzun anlatmaya çalışıyor Diamond'a. Ama ne yazık ki anlamama üzerinde bir direniş görüyoruz. Onu da izleyeceğiz. Buradan size bir örnek vereyim. Bakın şu kitaptan. İleride o bölümü çekeceğim. Zortis'in kitabında. Yani bilemesek de, şimdi herpesin ne olduğunu bilemesek de mantıksal bir takım çıkarımlar yapabiliriz. Yani önermelerden tutarlı ve mantıksal çıkarım yapabilmek için önerme içindeki maddeler içerisindeki kelimelerin anlamlarının hepsini bilmemiz gerekmiyor. Bakın şuradaki önermeyi size okuyorum. Bu tam konu bu. Kaçıncı ünite bu? Burayı çektim mi ben? Hemen bakayım çektim mi? Çekeceğim bu hafta sonu. Aklın hasımları, ateizm neden akıl dışıdır diye bir bölüm. 74. sayfada şöyle bir şey var. Bakın. Önerme şu, 1, 2, 3 yazıyor ya, görüyorsunuz. Okuyorum şimdi önermeyi. Bu mevzuya daha yakından bakabilmek için aşağıdaki argümanı inceleyelim. 1. John 5 modifi gözlemlemiştir. 2. John'un gözlemlediği 5 modifunun rengi sarıdır. Dolayısıyla en azından bazı modifular sarı olmalıdır. Şimdi burada modifu kelimesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten muhtemelen yazar da aşağıda bunu attığını, hani sallama bir örnek olduğunu, anlamsız olduğunu söylüyor. 1. John 5 modifu gözlemlemiştir. John'un ikinci önerme 2. John'un gözlemlediği 5 modifunun rengi sarıdır. Hala modifunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla en azından bazı modifular sarı olmalıdır. Bakın bu önerme de tutarlı. Modifunun ne olduğunu bilmene gerek yok ki burada. Bunu anlatmaya çalışıyor Fikret. Karşısına çıkan ilk... şimdi şu noktaya geldik. Bakın arkadaşlar. İşte Diamond, dininizi benden öğrenin. İşte Allame-i Cihan bilmem ne. Geçtik. İşte Müslümanlar yendi, bitirdi. İşte bütün Müslümanlara şey yaptı, meydan okudu. İşte kimse buna cevap veremiyor. Bu genci birisi sustursun, durdursun. Arkadaşlar, karşısına kim çıktı? Bir, Sinan Canan'la bir muhabbet yaptı. Bir tartışma değildi. Sinan Canan hiçbir şeye itiraz etmedi. Sinan Canan'ın genelde ateist, deist ya da agnostik tartışmalarında evet kardeşim doğru söylüyorsun modunda olduğunu herkes biliyor. Burada bir tartışma gerçekleşmedi. Bunu bir Müslüman agnostik tartışması olarak görmüyoruz. İkincisi kimle tartıştı bu? Bahadır'la tartıştı. Bahadır Markoç zaten bu alanda uzmanlığının olmadığını bildiğimiz birisi. Yani alanın uzmanıyla tartışmadım. Yani o sözler şaşkına yaptığı aynı eleştiri kendisi için de burada geçerli oluyor. Bahadır Malkoç'la tartıştı. Ha bu tartışmayı ben inceledim. Burada Bahadır'ı ezdi geçti falan diyenler var. Hayır, orada da gayet tabii retorik yaptı. O videoyu inceledim. İzleyebilirsiniz. Diyelim ki Bahadır yetersiz geldi. Ki zaten alanın uzmanı değil. İkinci tartışma kimden oldu? Asrından mı oldu? Şeyle mi oldu? Herhalde Asrından oldu. Asrın alanın uzmanı değil. Yani zaten uzmanlık alanının ne olduğunu söyledi. O videolarda izledik, inceledik. Üçüncü tartışmayı herhalde neydi onun adı? Cemre ile yaptı. Cemre ile tartıştı. Cemre ahlak konusunda işte doktora tezi herhalde hazırlamış. O alanı seçti ve o alanda tartıştılar gayet. Yani bir fikir alışverişi oldu. Çok da böyle İslam'la, dinle alakalı bir şey konuşmadılar esasında o tartışmada. Onu da dışarı attım. Aslında tok tartışması avam. Yanlış anlamayın. Dışarı attım. Bahadır Koç avam. Dışarı attım. Alanın uzmanı değil. Karşısına çıkan ilk ciddi Müslüman da yani ilk ciddi Müslüman karşısında yani ciddiden kastım Fikret de alim, ulema belki çok bu işi iyi bilen birisi de değildir. Bilmiyorum, tanımıyorum Fikret'i. Ama ciddi bir Müslüman olduğu belli. İslam ilimleri temel düzeyde tahsil etmiş. Bu da belli. Ve karşısına çıkan ilk ciddi Müslüman da resmen Fikret Hoca Diamond'ın içinden geçmiş, suya götürmüş, onu susuz getirmiş ama Diamond'ın hala haberi yok. Hala şey o. Aslında haberi de var. Videoyu izlediğimizde onu çok net anlıyoruz. O arada böyle retorik yapmasından çok belli oluyor. Ne oldu peki Müslüman karşısındaki durumu? Ben Fikret Hoca'yı zorlayabildiği bir yer görmedim videoda.
Bak kendi kitabını konuşuyorlar. Agnostisizm onun en iyi bildiği mesele. Böyle işte birkaç şeyden zorladı onu işte. Agnostisizmle alakalı bir kitap okudun mu? Gene otoriteye ya da bilgiye, literatüre başvurma safsatası üzerinden bunun üzerinden zorlamaya çalıştı. Hani mantıksal olarak zorladığı bir bölüm ben görmedim ama Fikret Hoca Diamond'ı zorladı mı diye sorsanız arkadaşlar çok net bazı yerlerde onu ilzam etti. Hulasa bütün alemi İslam'a meydan okuyan bu genç, bu münazara edilemez genç, karşısına çıkan ilk alanın uzmanında baltayı taşa vurdu arkadaşlar. Evet, burada uzun bir bölüm var. Buralara girersek video ne kadar uzayacak bilmiyorum. 30 ile 42. dakikalar arası, bakın burayı hızlı hızlı size dinletmek istiyorum. Yani en azından biraz burada açıkça, açık bir şekilde Fikret Çetin Diamond Tema'yı ilzam ediyor tanım konusunda. Ama tabii arkadaş bazen ilzam olduğunun farkında değil, bazen farkında olup hemen retoriğe başvuruyor. Bunu çok net görüyoruz yani. Bu münazara kitaplarını okuyan, münazaradaki açıkları tahlil eden, metinleri okuyan herkesin anlayabileceği şeyler. Lan 42. dakikalar arası. Yani bu tanımın geçtiği yer aslında. Zaman da ortada bir şey kalmadığını söylüyorum. Mesela Tanrı atıyorum her şeyi bilendir diyoruz ya. Buna dair bir bilgiye sahip değiliz ya. Diyelim ki biz bu her şeyi bilme vasfını oradan çıkardık. Bunu ispatlayamadık. O tartışmayı bitirdik. Sonra her şeyi gören, her yerde olan gibi gibi gibi. Bütün bu vasıfları ondan soyutladığımızda. Çünkü buna dair net bir ispat. Şimdi diyorsun ki mesela bir teist şöyle diyebilir mesela aynı mantıkla. Şunu düşünüyorum. Şimdi mesela sen şu sana yapılan, kendi yaptığın itirazı şöyle def ediyorsun. Çünkü biraz agnostik Tanrı'nın bilinemez olduğunu iddia ettiğinde bu bilinemezliğin Tanrı'ya ait bir sıfat olduğunu iddia etmez. Evet. Kime ait olduğunu iddia eder? Böyle bir sıfatın olmadığını söylüyorsun. Hayır, bu sıfat... Bizim böyle bir isim uydurduğumuzu, sıfat uydurduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bu... Bilemiyoruz ya. Tamam, daha ziyade biz bilemeyiz. Yani bu bize ait bir bilememe sıfatı. Evet. Güzel. Peki bir teist mesela Tanrı'yı biliyorum dediğinde Tanrı'nın biliniyor olması bilene ait bir sıfattır. Bilinene ait bir sıfat değildir. Tanrı'yı bilebiliriz. Hı hı. Dediğinde mesela bu neden sakıncalı olsun? Şöyle, ben hastayım, hasta olduğumu bilirim. Hastalık, hastalık olduğunu bilmez gibi bir şey. Biz Tanrı'ya bir karakter yapıştırmıyoruz. Özellik yapıştırıyoruz. Şu verdiği örneğin hiç konuyla bir alakası yok. O ne ya? Hasta, hastalık, bilmem ne. Konuyla alakasız bir örnek. Çok net bir aslında soru soruyor. Burada Fikret Çetin. Diyor ki, hani ben zihnimle bilemem diyor Tanrı'nın sıfatını. Bunu az önce anlattım. Dersin başında anlattım. Zaten Tanrı'nın sıfatlarını bilme meselesi zihinsel bir şeydir yani. Mutlak bir şey değil ki. Yani Müslümanlar da zaten zihinsel bir bilgiyle bunu biliyorlar. Bu niye tutarsız olsun ki? Ha şimdi o Tanrı bilinemez diyor ya işte aşkındır, öyledir, böyledir. Bunları anlattım. Neyse detaya girmeyeceğim. Özelliğe zatlık atfetmeyi ben doğru bulmuyorum. Sen bilinebilir bir Tanrı'dan bahsettiğinde veya Tanrı'yı şu ispatlarla biliyorum veya Tanrı var ve şöyledir, Tanrı var ve böyledir dediğinde aslında sen de bilmediğin bir şey hakkında konuşuyorsun. Fakat bilmediğin o varlığı daha bilinebilir bir hale getirmek için onu tanımlıyorsun. Fakat hiçbir tanım isim kadar açıklayıcı değildir. Ve isimler de apaçık olmak gerekir. Mesela cins ismi olarak... Ya şu an bu konuyla tamamen alakasız örnekler. Diamond'ın gittiği yer, şimdi kedi örneği mi verecek? Hiç konuyla alakası yok yani. Hani şimdi orada dedikleri diyor ya Tanrı'yı hani biliyorsun... Tanımlama ihtiyacı... Ya bunları az önce anlattım. Biz iki şekilde yapıyoruz. Bir, akli olarak külli akıldan hareketle yapıyoruz. İkincisi, vahyin bilgisinden hareketle yapıyoruz. Yani biz sadece tek başına zihinsel bir çabayla Tanrı'yı bilmeye çalışmıyoruz ki. Harici bilme vasıtalarımız var. Bunu anlamıyor herhalde. Hani mesela falan yerle alakalı bir coğrafya bilgisi alacağım. Ya abi oraya ben bir drone gönderdim, ne bileyim bir SİHA gönderdim, coğrafya bilgisi aldım. Yani harici bir bilgiyle ben o elde ettim. Kendi zatımda kalsam orayla alakalı bir bilgi elde edemeyebilirdim. Bunlar birbirinden farklı konular. Kedi değil mi? Kedi direkt bir cinsin adı aklımıza geliyor. İsterse Van kedisi olsun, isterse Siyam kedisi olsun. Fakat kediyi tanımlamaya başlarsan, kuyruklu, dört ayaklı, bilmem neli, patili bir hayvan gibi. Bu durumda bunlar, hani sen de biliyorsundur, bir... Tam tanım vardır. Bir de hani had mad gibi ayrımlar da var. Hani yarım tanım da diyebiliriz, eksik tanım da diyebiliriz. İnsan düşünen bir hayvandır. Çok açıklayıcı. Evet, tamam. Ama insan düşünen bir nesnedir, cisimdir veya yürüyen bir cisimdir dersen bu eksik tanım olur. Bir varlığın yüzlerce... Şimdi burada Fikret Hoca yüzüne vurmuyor.
Yani Fikret Hoca hakikaten enteresan bir siyasetle münazara yürütmüş. Bu konuda Fikret Hoca'yı tebrik etmemek mümkün değil. Buralarda yüzüne vursa daha mı iyi olurdu? Muhtemelen tartışma çok şeye binebilirdi yani. Belki de Fikret Hoca bunu ondan yapmadı. Tartışma çok daha hararetli bir duruma, düzeye gelebilirdi. Burada mesela tanımları bilmediği çok açık. İşte hat mat diyor. Ne oğlum yani belli işte tanımlar. İleride Fikret Hoca bunları tanımlayacak. Yani mantıklı ki bu tanımlar belli. Yani böyle yuvarlak bir şey değil yani. Ha konudan belli işte başlıklarını falan duymuş. Haberdar ama içeriğini bilmiyor. Genel durumu zaten bu Diamond'ın. Tanımı olabilir ama bir tane tam tanım olur. Tanrı hakkındaki tam tanımı biz bilmiyoruz. Tanrı hakkındaki... Alakası yani şimdi tam tanım ne? Tam tanımı nasıl tanımladın? Tam tanımın ne olduğunu biliyor musun? Tanrı hakkında tam tanımı bilmenin Tanrı'ya inanmak için gerekli olduğunu da ön kabulde bulunarak söyledim. Bunun böyle olduğunu nereden biliyorsun? Yani bir şeyi bilebilmek için onun tam tanımını bilmek gerekiyor. Ona bakarsan sürekli tanımlar değişiyor evrendeki fenomenlerle alakalı. Yani tam tanımını bilmediğimiz zaman o şeylere biz inanmıyor muyuz? Ya, alakasız örnekler bunlar. Bütün isim olduğu iddia edilen özellikler bana göre eksik tanım. Tam tanımı. Şimdi buradaki isimden kastettiği şey ne bilmiyorum. Bunu literatür açısından tanımlaması lazım. Eğer bu mantıktaki ve kelamdaki isimden bahsediyorsa anlattığı şeyin isimle alakası yok. Bundan da haberi yok yine. Veya benim mantık hatam bana gösterilebilirse süpermiş. Demek ki bu konuda yanlışmışım ben. Ya zaten sabahtan beri gösteriyoruz mantık hatası yani. Dinleyip öğreniyor mu ki? Fikret de gösterdi. Şöyle diyorsun. Yani şunu anlıyorum. Ona da gelecektim. Güzel oldu oraya şey yaptım. Çünkü başka bir yerde olardı. Yani sen yani bir şeyin varlığının bilinebilmesi tanımlanabilir olmasına. Ya bu da tam tanımlanabilir olmasına. Ya tam tanımla, naks tanımla değil. Ya tam tanımla tanımlanabilmesine mi bağlıdır diyorsun yani? Şöyle açıklayayım. Belki de uzun mu konuşayım bak, bilmiyorum. Bak bu kıvırma metodu. Hani lafı başka yere yine çekecek. Başka yerden bir şeyler söylemeye çalışacak. Ha, belki zaman kazanmak istiyor. Olabilir. Münazarada hani zaman kazanmak için böyle şeyler yapılır ama. Ya bir şeyin bilinebilir. Çok soru çok net açık. Bak cevabını duyacaksınız. Bir şeyin tam biline inan bir şeye inanmak için tam bilebilmek mi gerekiyor? Biz yer çekimine inanıyoruz. Tam ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Biz mahiyetini tam olarak bilmediğimiz birçok şeye inanıyoruz zaten. Çünkü mahiyetini bilebilme derecemiz bizim insani kapasitemizden dolayı sürekli değişiyor. Mesela bir hastalığın 10 tane tedavisi olabilir. 10 farklı. Bu hastalık örneği yani benim de alanım. Hastalıkla alakalı verdiği örnekler tamamen saçma, alakasız örnekler. Şimdi bu ne hastalığın... Şimdi bak sorduğu soru neydi? Cevabı dinleyin. Sorduğu soru şuydu. Bir şeye inanabilmemiz için onu tam tanımıyla tanımlayabilmemiz ve tam tanımını bilebilmemiz mi gerekiyor diye sordu. Cevap şu. Ya tam tanımla tanımlanabilmesine mi bağlıdır diyorsun yani? Şöyle açıklayayım belki de uzun mu konuştum bilmiyorum. Mesela bir hastalığın 10 tane tedavisi olabilir. 10 farklı ilaç o hastalığı iyileştiriyor olabilir. Ama eğer 10 farklı ilaçla iyileştiriyorsan demek ki tam anlamıyla hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavin yok. Tanrı hakkında bizim tam bir tedavimiz yok. Ama yüzlerce ilaç ortaya koymuşlar. Yüzlerce tedavi yönteminden tamam, bahsetmişler. Şimdi, ben diyorum ki Tanrı eğer bunlarla tedavi edilebilen veya bilinebilen bir şeyse bu bizim bilişimiz ya. Bilgi hani bilen öznenin bir özelliği ya aslında. Bildiğin nesnede farklı farklı bakış açılarıyla duyu nesnesi mi, düşünce nesnesi mi veya fizik nesnesi mi, matematik nesnesi mi? Bu gibi... Arkadaşlar lafı uzatma argümanı, safsatası. Şu an hiç konuyla alakası yok bu söylediklerinin. Açılardan bilgiyi farklı farklı açıklayabiliyoruz ya. Mesela nasıl diyeyim? Ben bir gemiye baktığımda uzaktan ufak görüyorum, hareketsiz görünüyor. Yakından baktığımda büyük ve hareketli. Veya ben bir tabloya baktığımda pürüzsüz görünüyor gözüme ama dokunduğumda pürüzleri var. Bal dilime sürdüğümde tatlı, gözüme sürdüğümde yakar. Yani varlığın nesne olan, bilgi sahibi olabileceğimiz bir şey olduğu iddia edilen bütün özelliklerin ve bütün varlıkların bize farklı farklı yansımaları olduğunu söylüyor. İnsan vücudu, beş duyu organı, hatta akıl, mantık çok farklı çıkarımlarda bulunduğu için bunlar bizim çıkarımlarımızdır. Çıkarımlarımızın gördüğümüz veya incelediğimiz varlığa tam anlamıyla uyduğunu söylemekse bir zandır, bilgi değildir. Peki şunu soruyorum. Bir şeyin varlığının bilinmesi... Bak, bir sürü şey söyledi. Az önce bahsettiğim safsatayı kullandı. Fikret Çetin yine şeye döndü. Aynı soruyu soracak. Aynı soruyu soruyor. Dikkat edin. Çünkü soruya cevap vermedi ki. Yok işte... Gemiden örnek, yok büyük, yok küçük bir şeyler söyledi. Yani konunun zaten mantık düzlemiyle hiç alakası yok. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ya biz bu arkadaşın hidayete ermesini isteriz. Yani bunun hakkında böyle hani kasti olarak kötü düşünmek, kötü yorum yapmak gibi bir ön kabulle, ön yargıyla bir amacımız yok. Ama arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Bir kelamcı olarak söylüyorum. Kelam ve mantık açısından tutarsızlık adına nasıl bir örnek var diye bir ders okutacak olsam bu kitabı okuturdum. Net söylüyorum bak. Yani görebildiğim en iyi örnek bu.
Hani sen nasıl tez yazılmaz diye bazen olur ya, öğrencileri tez yazar ama nasıl tez yazılmazı gösterirler. Yani tezde yapabilecek bütün hataları yaparlar. O hatalar vasıtasıyla yeni tez yazabilecek herkes bütün hataları bir metinde görür. Bu kitapta yani buna yakın bir kitap. Bütün mantık hatalarını yapmış, çok ciddi hatalar var ve bu konuda okutulabilir yani. Gördüğümüz veya incelediğimiz varlığa tam anlamıyla uyduğunu söylemekse bir zandır, bilgi değildir. Peki şunu soruyorum. Bir şeyin varlığının bilinebilmesi, yani bir şey hakkında konuşabilmemiz, hüküm verebilmemiz onun tam tanımlanabilir olmasına mı bağlıdır? Aynı soruyu tekrar sordu Fikret Çetin. Çünkü soruyla alakalı hiçbir şey söylemedi, cevapla alakalı. Hayır, ama bu özelliği barındırmalıdır. Ne demek? Bak şimdi de farklı bir şey söyledi. Az önce farklı bir açıklama yaptı. Açıklama yapmadı. Lafı uzattı. Ama tam bilinebilmesi ne mi bağlıdır diyor. Hayır, bu özelliği barındırmalıdır. Ya bir şey zaten o özelliği barındırıyorsa, tam bilinebilme özelliğini barındırıyorsa, cüz külün içerisinde yer almış oluyor. Zaten o özellik ne olmuş oluyor? Bilinmiş oluyor. Yani tam bilinebilmesi gerekiyor diyor aslında. Yani soruya evet diye cevap veriyor normalde. Mesela şöyle söyleyebilirim. Ya o özellik ne? Onu anlamadım daha başta. O özelliğin derken... Ben Tanrı'da bir özellik olmadığını söylüyorum. Yok, hayır, hocam. ben bir Tanrı'dan bahsetmiyorum. Ne? Yani külli bir önem... Ya konuyla şimdi bunların ne alakası var? Diyorum ki, senin mantıksal bir külli, oradaki bir kaziyeyi külliyen bulmaya, keşfetmeye çalışıyorum şu anda. Bir şeyin varlığının bilinmesi, tanımlanabilir olmasına bağlıdır diye anlıyorum bu paragraf. Tanımlama bilinmesinde yardımcı olur. Şimdi bak, aynı soruya dört farklı cevap verdi. Şimdi de diyor ki tanımlama bilinmesinde yardımcı olur. Az önce o özelliğin de içinde barındırması lazım dedi. Ondan önce işte hastalık bilmem başka bir örnekler verdi. Arkadaşlar anlayabilen var mı hakikaten? Yani çok enteresan, ilginç bir örnek ya. Doğru, evet. Çünkü bir şeyi hayır, tanımlamadan sadece şu hakikaten sahibi sorumu olamayız. merak ediyorum. Bunun cevabını, doğrudan cevabını. Yani bir şeyin var mı bilmese tanımlanabilir. Bu da tanımlanabilir de herhalde. Tanımlayamadığın bir şeyi bilemezsin diyorum. Tamam, o açık. Tanımlayamadığın, şimdi bu da yani tam Az önce tam tanımlayamadığın bir şeyi tanımlayam. bilemezsin Ha. diyor. Tam tanımlayamadığın bir şeyi, eksik tanımlarla tanımlamaya çalıştığın Evet. bir şeyi Burada bilsen bile yanlış tam bilirsin. tanım derken burada mantıktaki bir terimden Evet, bahsettiğimizi söyleyelim. Hani tabii. böyle öyle Türkçedeki lafın gelişi tamdan bahsetmiyoruz ama yani haddi tam var Evet. mantıkta. Bir de haddi nakıs var. Aynen. Resmi tam var, resmi nakıs var. Adı Had, üzerinde zaten evet, nakıs tam bunlar da anlaşılıyor. İngilizce'de birisi definition, sınırlarını belirlemek, birisi de description demek. Aynen, açıklama Zaten kriteri. çizmekle alakalı. Arkadaşlar burada mantıkla alakalı bir süreç 42'ye kadar izleyin. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Mantıkla alakalı terimlerin yani tam tanım, nakıs tanım bunları bilmediğini çok net görüyorsunuz. Açın Google'dan bakın. Yani işte şu nakıs tanımdır diyor. Fikret aslında onu düzeltiyor ama konu olmadığı için çok üzerinde durmuyor esasında. Şimdi geçiyorum buraları. 46'ya geliyorum. Bilinebilir bir şey Tanrı olması açıklıyor. Neyse oraya gidelim bakalım. Yazdığımı çok şey yapmadım. Küçültme, bu Tanrı'yı küçültmek olur diyorsun. Adam da sana şöyle itiraz edebilir. Hayır, küçültmek olmaz. Bak, senin argümanınla Tamam. geliyor. Neden küçültmek olmaz? Çünkü aynı senin dediğin gibi biz Tanrı bilinemez derken nasıl ki Tanrı'ya dair bir sıfat vermedik, onunla alakalı konuşmadık, kendimizi Evet. ifade ettik. Ben Tanrı bilinebilir derken kendi durumumu ifade ettim. Evet. Tanrı'nın bununla alakası yok. Küçültme olmaz dolayısıyla. Kitapta tam da bunun cevabı var. Bunu anlattım arkadaşlar. Çok temel bir kelam kaidesi. Tanrı bilinebilir mi diye sormaktan ziyade bilinebilen şey Tanrı olabilir mi diye sorarım ben burada. Şimdi o Yani senin ayrı bir konu. bildiğin şeyin Tanrı olduğuna Tamam, oraya da emin misin? geleceğim. Oraya geleceğim. Şimdi bu senin ikinci bir argümanın olur. Bilinebilir bir şey Tanrı olabilir mi? Devam edecek mi? Essin. Şimdi oraya geçelim istersen. Olur, nereden istiyorsan. Bilinebilir olan bir şey sence Tanrı olamaz. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü bilebildiğimiz her şey maddi evrende bulunan şeyler ya da bizim tahayyül ettiğimiz, zihnimizle ulaşmaya çalıştığımız hayaller, tasavvurlar. Tanrı bizim tasavvurumuza, hayalimize, aklımıza veya dış dünyaya uygun bir sıfata veya özelliğe sahip olursa bu durumda evrenden çok da üstün olduğunu düşünmem. Böyle bir tanrıyı eğer söz konusu edeceksek panteizmin tanrısını konuşurum yani. Tamam, bu seni hala yani böyle bir tanrının olmasının imkansızlığına niye götürürsün? Açık bir mesele yani bilinebilir bir şey. Şimdi bilinebilmek ne demek? Az önce şimdi tam bilmek, tam tanım, tam tarif falan bunlardan gittik. Şimdi geldik gene bilinebilir bir şey Tanrı olamaz açıklıyor arkadaş ya. Yani bilinebilmek ne demek? Yani Tanrı zatıyla, mahiyetiyle zaten bilinemiyor. Bu bilinemeyeceğini kendisi de söylüyor. Ve kendisini bildiriyor. Yani bunları tartışmak çok mantıklı değil, beyhude şeyler. Bir de yine bir ön kabul var. İşte bu olsa panteizmin tanrısı olur. Hayır, mükemmel, aşkın bir tanrı tasavvurun yok mu senin? Bunu daha önceki videolarda konuştum. Tekrar etmek istemiyorum. Aşkın bir tanrı,
mükemmel bir tanrı kendisini o mükemmelliğinden dolayı bilinebilir kılabilir. Bilinebilir yani. İşte düşünün ki Hazreti Musa ile Tanrı'nın konuşması. Nasıl? Hazreti Musa açısından Tanrı bilinebilir oldu mu? Oldu. Vahiy ile işte Kur'an'la Tanrı'nın kendini tanıtması işte bilinebilir oldu. Demek ki olabiliyor bu. Yani panteizmin tanesiyle falan konunun çok alakası yok yani. Ya hani şey demek istiyor işte her şey Tanrı'dır. Ya o zaten biraz farklı yani. Bir Müslümanla konuşurken çok söylenecek bir şey değil yani. Ama işte bu tarz kavramlara çok boğuyor tartışmayı Diamond. Şurada facia bir cümle var. Oraya geliyorum şimdi. Bakın. 47-55, 48-30 arası. Şeyi açıklamıyor. Aradayım. Fakat bu arada olmak şu demek değil. Sonsuza kadar %100 bir şekilde biz Tanrı'yı bilemeyiz. Evet, şu anda ben böyle düşünebilirim. Ama gerçekten Tanrı'nın varlığına dair bir ispatla karşılaşırsam veya dediğim üzere sezgici bir kanıtla karşılaşırsam ne? Dogmatizmden çıkarım. Arkadaşlar sezgici bir kanıtla karşılaşırsam dogmatizmden çıkarım. Tam bir facia bu cümle. Yani ileride zaten bir Fenerbahçe örneği falan verir. Yine o olayla alakasız, çok basit ve alakasız örnekler. Sezgici bir kanıtla karşılaşırsam dogmatizmden çıkarım. Sezgici bir kanıt. Şimdi sezgici bir kanıt olmaz zaten. Sezgisel şeyler kanıt değeri taşımazlar. Bu bir. Sezgici bir kanıtla karşılaşırsam dogmatizmden çıkarım. Sezgicilik zaten dogmatizmdir. Dogmatizmden çıkıp tekrar dogmatizme girersen dogmatizmden çıkmış olmazsın. Bir şey değil. Yani net bir şey hangi ne konuda? Mesela Fenerbahçe'deki futbolcuların isimlerini duyana kadar konuşmuyorum. Tanrı hakkında net bir şey duyulamayacağını zaten baştan vaz ediyorsun ama. Ama bunu ne kadar dogmatiyim? Bu baki bir şey değil. Yani net bir şey hangi ne konuda? Mesela Fenerbahçe'deki futbolcuların isimlerini duyana kadar konuşmuyorum. Tanrı hakkında net bir şey duyulamayacağını zaten. Fenerbahçe'deki futbolcuların isimleri. Şimdi Fenerbahçe'deki futbolcuların isimlerini bildiğinde, duyduğunda ve bildiğinde onların Fenerbahçe'nin futbolcuları olduğuna inanıyorsa, bu bilgi düzeyi, tevatürü bir bilgi ise, aynı şey İslam'ın Tanrısının sıfatları için de geçerli. Yani tamam örnek alakasız ama örnek üzerinden daha gitsek gene bir şey ortaya çıkmıyor ki. Neyse devam ediyoruz. Varlığın tanımı ve varlık meselesi. Bakın 51-29, 52-25. dakikalar. Dile getirdiğin argüman genelde tanım üzerinden gitmek oldu. Ama tanım üzerinden gittiğimizde yani orta tanım, tanımlayacağı kelimeden daha kapalı. Diyorsun ki ne yapıyorsun yani bari en azından eşit olsaydı. Kuşkuculuk bölümünde aslında komple tanrı üzerinde tanımlardan, açıklamalardan, yanlışlardan, on argümandan bahsediyorum. On argüman ve devamı. Ha tamam. Şimdi şunu diyor. Bir giriş ya ilk bölüm. Devamında var zaten. Yani mesela yani şurada mesela varlık hakkında biz araştırma yapıyoruz. Varlığın tanımı nedir dediğimde ne cevap verebilirsin mesela? Varlık bizim hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz, araştırma yapabildiğimiz herhangi bir nesne veya obje. Ya da mesela bu çok muğlak ya varlık nedir? Varlık aynı zamanda maddeyi de kapsar. Düşüncel varlıklar da var onu da kapsar. Geniş bir soru sorarsan bana bunun tanımını insan gibi kolay bir şekilde yapamam. Yani şöyle felsefede mesela bir ontoloji kitabını açtığında ilk sana şu soruyla başlar. Varlıktan kasıt bazen metafizik de olabilir. Ahmet Cevizci'ye bakarsan mesela. Varlık. Şu an gene literatüre başvurma safsatası yapıyor. Şunu söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Aslında varlık sorusuyla çok temel bir soru sordu Fikret Çetin. Daha önce episteme sorusu da sordu. Orada da gene aynı tavır görüyoruz. Ya sen şimdi Tanrı'yı bir varlık olarak ya da varlığın değil olarak düşünüyorsan o kitapta varlığın tanımını yapmış olman lazım ve varlığı tasnif etmen lazım. Bütün kelam kitapları bu konuda yazan çizen herkes önce varlığı tanımlar. Çünkü varlığın içi ya da varlığın dışındaki bir nesneyi konuşurken varlığı tanımlaman lazım. Yani varlığı tanımlayamıyorsan, varlığın tanımını bilmiyorsan, varlığın değil ya da varlıkla alakalı bir şeyi konuşamazsın. Nitekim varlığa kaynağını veren vacibül vücut, varlıkların zorunlu olarak bulunduğu, hiçbir şeye bağımlı olmayan varlık hakkında konuşuyorsun. Elbette ki varlığa dair bir tanımın olması lazım. Mümkün varlık mı, muhal varlık mı, vacip varlık mı, ne yani? Neyi konuşuyorsun? Bir sorusuyla başlar. Biz mesela bunu var olan nedir, varlık nedir? Hadi tam ile tanımlayabiliyor muyuz?
vardı. Evet. Bence hayır. Peki bunun hakkında, varlık hakkında konuşmamız... Bak şu an tamamen ilzam oldu. Varlığı biz haddi tam ile tanımlayabiliyor muyuz? Tanımlayamıyoruz. Yer çekimi örneği vermiştim. Peki bu bizim yer çekimine inanmamıza ve onun hakkında konuşmamıza engel oluyor mu? Olmuyor. Bitti. Münazara bitti arkadaşlar. Yani hani bu münazaranın, şimdi çok detay konuşuldu diye bir eleştiri geliyor. İşte hiç detay konuşuldu. Fikret Çetin çok net kanıtlar sunmadı. Arkadaşlar çok net. Karşı tarafın tercih ettiği fikrin çürük olduğunun gösterilmesi, Tanrı hakkındaki önermelerinin yanlış olduğunun gösterilmesi çok net bir ilzam. Şu an çok net bir şekilde ilzam oldu. Bakın. Varlık nedir sorusuyla başlar. Biz mesela bunu var olan nedir, varlık nedir? Haddi tam ile tanımlayabiliyor muyuz? Varlığı. Evet. Bence hayır. Peki bunun hakkında, varlık hakkında konuşmanıza engel oluyor mu bu? Hayır. Neden? Çünkü varlık. Ya biz varlığın içindeyiz ya biz zaten. Biz de bir varlığız ya, ne olursa olsun, eksik veya tam olsun fark etmez. Varlık bizim iyi kötü. Gorgias öyle demiyor falan. Mesela. Evet, ben Gorgiasçı değilim, kitapta da zaten. Varlık hakkındaki tam tanımımız, varlık hakkında konuşmamıza engel olmuyorsa, varlıkla alakalı, varlığı yaratan, vacibir vücut bir varlık hakkında tam tanım yapamamamız, ki tam tanım yapamamamız lazım, daha önce bunu açıkladım, konuşmamıza neden engel olsun? Yani demek ki biz tam tanımlayamadığımız şeylere de inanıyoruz. Yani yaratıcıyı da tam tanımlayamıyorsan buna inanabilirsin, bunu önermeye koyun. Önerme gayet net bir sonuç ortaya çıkarıyor. Devam ediyoruz. 53, 38, 54, 25 agnostiklik ve Tanrı hakkında demişim. Aynı zamanda Hristiyanlıktır. Ama o filozofların çağına gittiğinde gizem kültleri, gizem okulları. Evet. Şimdi şöyle diyorsun mesela. Agnostizmi yanlış anlamak. Başlığında şöyle bir şey var mesela. Agnostikler Tanrı'nın var mı yok mu olduğu konusunda emin değillerdir. Evet, ama Tanrı varsa dahi onun bilinemez olacağından eminler diyorsun. Evet. Ama sen emin olmadığını söylüyorsun. Bu eminlik benim kendi yetersizliğimle alakalı bir durum. Tanrı'yla alakalı bir durum değil. Ya ben şöyle düşünüyorum. Benim zekam, dünyadaki bütün felsefe, bütün bilim veya gelişebilecek olan teknoloji, biz ölümsüz de olsak, gezegenlere de gitsek, ya bizim Tanrı gibi çok aşırı böyle über bir kavramı anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bu benim için bir dogma. Doğru. Ama belki bu anlamda dogmatiksin. O anlamda evet. Şu an için geçer. Belki de yanılıyorumdur. Tersini görürsen fikrimi değiştirebilirim. Peki bu bir konuda dogmatik olmak hayatta fikrimi değiştirmeyeceğin anlamına gelmez. Tabii canım, zaten şöyle bir şey. Yani şöyle bir şey de var. Zaten hani mantık da mesela her zaman doğruyu ulaştıracak diye bir şey yoktur. Yani bir şeyin mantık kurallarına uygun olması %100 doğru olduğu anlamına da gelmez. Bunu anlattım zaten arkadaşlar. Bu %100 yanlış bir yorum. Niye yanlış olduğunu söyledim. Şimdi buradaki şuraya tekrar gelelim. Bakın. Ya şu reklam... ...53-38... ...bak okuyor Fikret. ...gittiğinde gizem kültleri, gizem okulları. Evet, şimdi şöyle diyorsun mesela... ...agnostizmi yanlış anlamak. Başlığında şöyle bir şey var mesela. Agnostikler Tanrı'nın var mı yok mu olduğu konusunda emin değillerdir. Evet, ama Tanrı varsa dahi onun bilinemez olacağından eminler diyorsun. Evet. Ama sen emin ol... Yani Tanrı'nın var olduğunu bildikten sonra... ...Tanrı'nın bilinemez olduğunu iddia etmek nasıl bir şey ya? Yani tamam, Tanrı var mı yok mu konusunda agnostik olabilirsin. Tanrı var dedikten sonra onun bilinemez olduğunu iddia etmen seni agnostiklik içerisinde bırakmaz ki. Yani Tanrı var, evet şu an ben Tanrı'nın var olduğunu biliyorum. Delilleri var, şu var, bu var. Tanrı'nın zatıyla haşa görüşmedim. Tamam, Tanrı'nın var olduğunu bildikten sonra nasıl agnostik kalabiliyorsun? Var. Ha, agnostik, Tanrı'nın varlığı hakkında agnostik kalmayınca, tamam Tanrı bilinemez şeklinde bir agnostisizm olabilir. Tanrı var mı yok mu şeklinde, az önce söyledim, bir agnostisizm olabilir. Ama Tanrı var dedikten sonra da, Tanrı varsa bile, bakın enteresan bir şey yani orası. Başlığında şöyle bir şey var mesela. Agnostikler Tanrı'nın var mı yok mu olduğu konusunda emin değillerdir. Evet, ama Tanrı varsa dahi onun bilinemez olacağından eminler. Bunu nereden biliyorsun bir de sen bütün agnostikler namına? Tanrı varsa bile onun bilinemez olduğundan emindirler diyor agnostikler. Ya zaten Tanrı var. Müslümanlar da bunu kabul ediyor. Teistler de bunu kabul ediyor. Tanrı'nın var olmasıyla beraber Tanrı'nın zatının bilinemez olduğu konusunda teistler de müttefikler. Şimdi burada bilmek öğrenmek muhabbetleri geliyor. Buraları geçiyorum. Çünkü daha önceki videoda bunu konuştum. Çok yani
primitif düzeyde bir şey. 57-30 keyfi karar verdim. Genetik don... Ha, şimdi geldik 57-30'a. Arkadaşlar bakın. ...57-30'la 60-15 arası. Öncesinde o şeyi bilmiyor olmayı gerektirir. Bilindiği üzere demişsin. Valla bu benim açımdan bilindiği üzere bir şey. Öğrenmeyi kastediyorum. Sonraki baskılarda onu düzelttirecektik, kalmış olur. Ha, güzel. Peki. Bilmek ve öğrenmek arasında ayrım var ya. Hani tamam. Ben bir şeyi öğrendiysem demek ki daha önce bilmiyordum. Bunu konuştum. Tamam, güzel. Şimdi Tanrı her şeyi bilir mi sorusu. Bahadır videosuna bakın bunu. Bahadır videosunu incelediğim, ama Bahadır yok tabi o videoda. Direkt benim birinci video, yani Diamond Red diye birinci video. Her şeyi öğrenmişim bir sorusu değil zaten. Değil. Güzel. Fakat bir şey bilmek için hani bilmiyor olmuş olmak da lazım ya. Bir şeyi bilmek için? Ben bir şey bilmiyorken öğrenerek bilmiş olurum. Evet. Ama Tanrı öğrenmeden bilir diyor Müslümanlar. Evet. Öğrenmeden bilmek diye bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz bir sıfat atfediyoruz. Öğrenmeden, bir dakika yazayım kusura bakma. Öğrenmeden bilmek. Öğrenmeden bilmek diye bir şey bilmiyoruz. Ben bilmiyorum şahsen, sen biliyorsan. Peki, bir agnostik olarak olabilir demen gerekir. Ben o konuda o an dogmatiyim. Değişebilirim yani. Bir dakika şimdi. Öğrenmeden bilmeyi görmedik, doğru mu? Bilmiyorum, evet görmedim. Görmedin ama olabilir. Ben her görmediğim, her bilmediğim şey olabilir ile yaklaşırsam kitap şöyle olur. Ya öyle mi acaba, böyle mi? Şöyle peki mi? Niye bu karar? Peki her görmediğin, her bilmediğin şey inkar edersen neye inanmış olursun evrende? Bilim yapabilir misin? Yani nasıl yaparsın? Yani senin görmediğin, bilmediğin insanlar yapmış bunu. Öylesi işime geldi, biraz keyfi. O yüzden diyorum hani yanlışlanmayı açı. Ben her görmediğim, her bilmediğim şey olabilir ile yaklaşırsam kitap şöyle olur. Ya öyle mi acaba, böyle mi? Şöyle peki mi? Niye bu kararı verdin? Öylesi işime geldi, biraz keyfi. Bu yüzden diyorum hani yanlışlanmayı açı. Belki keyfi olarak bazı yerlerde merdivenleri hızlı atlamış olabilirim. Hani çok keyfi karar verdim diye bir şey olur mu ya? Bu bir münazarada facia yani. Yani münazara hakemi olsam münazarayı kapatır yani. Keyfi karar verdim. Yok böyle bir şey. Ha bu keyfiye farklı bir anlam yükleyecekse yani, ama bağlam açısından da çok ne olduğu belli yani. Şimdi bakın. Doğumasal bilgilerden haberi yok bu. Yani orada mesela Fikret bunu söyleyebilirdi. Belki Fikret'in eksikliklerinden birisi bu. Diyor ki biz öğrenmeden bilmeyi bilmiyoruz yani. Bilgilerde yani öğrenerek bilmek kavramını sadece biliyoruz. Mefhumunu biliyoruz. Yo, doğumasal bilgiler var, genetik bilgiler. Bu öğrenmeden bilinen bilgi şekilleri. Yani bu bilimde genetikçe çok net bir mesele. Bir genetik kod var. O genetik kod üzerinden özellikle epigenetik yazılımlarda, yani genetik üzerine yapılan epigenetik yazılımlarda doğan yavrular birçok şey bilerek doğuyorlar doğada. Nasıl öğrenmeden bilmek yok? Biliyor işte. Öğrenmiyor. Annesi ona öğretmiyor. İki türlü öğrenme var yavrularda. Genetik damgalama var. Bir de davranışsal damgalama var. Davranışsal damgalamalarda annesi öğretiyor. Davranışsal olmayan damgalamalarda mesela yumurtadan çıkıyor yavru ve bunu biliyor. Bak öğrenmeden biliyor. Mesela annesini görmeyen bir takım kuş türleri var. İşte guguk kuşu tanıyorum. Bunlardan birisi annesini görmüyor ama annesi gibi davranıyor. Annesinin genetik yazılımındakileri bilerek doğuyor. Dolayısıyla öğrenmeden biliyor. Aa ne oldu şimdi, bitti. Gene geliyoruz 1.06'ya. ...1.06, 1.06, 55. Yanlış biliyorsun. Ha bu bilimde olur bak. Bilimde bunu yapabilirsin. Bu zaten bilimin... Etki tepki gibi. Bilimin doğru veya yanlış olması da gerekmez. İşe yarar olması yeterlidir. F prensibi çoğu şeye çıkıyor. Dersin, geçersin. Ya benim için... ben. Şu arada konuştukları var ya... Bak buna dikkat edin. İşte şöyle, yok işte... kültlerde, antik kültlerde böyle... Arada konuştukları çoğunlukla konuyla alakasız şeyler. F prensibi yok, bunu açıklıyor. Yanlışlığın. Ne doğrusu yanlış? Bilimde doğru yanlış diye bir şey olmaz. Hakikat diye bir şey olmaz. Ben hakikatle ilgilenmiyorum. Ben insanların hayatlarını daha rahat... Ben geçmiyorum. Yumuşacık lezzeti. Evet. Burada ne demiş? Aşkınsa niye insan gibi olmak zorunda? Doğadaki bilgi paketleri demişim. Az önce herhalde verdiğim örnekle de alakalı bu. Felsefeyle, ontolojiyle, teolojiyle konuştuğunda sen gördüklerin üzerinden hareket ederek Tanrı hakkında olumlu veya olumsuz kanaatlere varmak çok tehlikeli bir şeydir. Agnostik bu tehlikeyi göze almayan insandır. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, doğru.
Bu yüzden hani agnostiklik mesela dedin ya, daha ihtiyatlı davranmak lazım, hani net bir karar vermemek lazım. Evet, yani var veya yok dediğin zaman net bir karar verdiğin için var veya yok konusunda net bir karar var mı? Diğer konular muğlak, onlar ayrıca tartışılır. Tam konumuza gelelim. Bugüne kadar bilginin hepsinin öğrenmek sebebiyle olduğunu gördüm. Ama bu bütün bilgilerin öğrenmek şeklinde gerçekleştiğini bana garanti etmez demen agnostizme yakışan tavır değil mi? Denilebilir fakat... Bak şuraya dikkat edin. ...veya yok dediğin zaman net bir karar verdiğin için var veya yok konusunda net bir karar var mı? Diğer konular muğlak, onlar ayrıca tartışılır. Tam konumuza gelelim. Bugüne kadar bilginin hepsinin öğrenmek sebebiyle olduğunu gördüm. Bunun tersini delilini söyledim. Şimdi haricen varlık aleminden ben bu delili söyledim. Demek ki öğrenmeden de bilinebiliyor bir şeyler. Bunu söyledim. Peki Tanrı hakkında böyle olmak zorunda mıydı? Meselenin şu noktasından gidelim. Peki görmedik. Yani öğrenmeden bilen hiçbir varlık görmedik. Zaten eğer öğrenmeden, kendi yorumu böyle esasında. Zaten öğrenmeden bilen hiçbir varlık görmediysek, öğrenmeden bilen bir varlık varsa o zaman bu varlık Tanrı'dır demesi lazım. Bak daha önceki yorumlarında aynısını yaptı aslında. Madem işte varlık hakkındaki tanımında, varlık hakkındaki yorumunda da aynısını görüyoruz. Evet, öğrenmeden bilen insanlar yoktur. Hani diyor olsa olsa o zaman o Tanrı'dır. Hani varlık ya da varlığın ötesinde falan ileride gelecek. Tamam. Eğer insanlar öğrenerek bilir. Bak insanlar öğrenerek bilir. Genel bir önerim olarak bunu kabul edelim. X varlığı öğrenerek bilmemektedir. Demek ki X varlığı insan değildir. Yani X insan değildir. Demek ki öğrenerek bilmeyi insanlara koyan mutlak bilgi sahibi zatında bildiği için öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Öğrenmekten münezzehtir. İşte o varlık Tanrı'dır. Bitti, bu kadar. Şimdi geliyoruz imtihan meselesine. 1.09.45 1.11.45 Bu imtihan meselesi de çok garip bir mesele. Yani bu da açıktan Fikret Çetin'in ilzam ettiği bir mesele. Ya da Musa'nın elindeki asayı yılana çevirmesi veya Tanrı'nın bizzat insanlığa yaptığı müdahaleler, örneğin Sodom, Gomorra ya da Nuh tufanı ve benzeri hikayeler anlamlarını yitirirlerimiz. Şimdi imtihan ile Tanrı'nın ispatlanması konusunu biraz açar mısın? İmtihan hani %100 bildiğin zaman ortada olmayan bir şey ya. Mesela ben... Bir şeyi %100 biliyorsan imtihan yoktur diyor. Çok net bir örnek veriyor. Saçma bir örnek ya. Bak kendi verdiği örnek de varlık insan aleminden. Bak bir daha dinleyin. İmtihan ile Tanrı'nın ispatlanması konusunu biraz açar mısın? İmtihan hani %100 bildiğin zaman ortada olmayan bir şey ya. Mesela %100 bildiğin zaman imtihan ortada olmaz. Ya tam tersi. %100 bilmediğinde imtihan yapamazsın. Çünkü cevapları %100 bilmiyorsundur. İşte Fikret ileride verecek imtihan örneğini, sınav örneğini. Abi bilmiyoruz. 10 tane matematik sınavı var, sorusu var. Cevaplarını %100 biliyor hoca. Biz bilmiyoruz ama imtihan oluyoruz. Ama doğru cevaplarının da %100 olduğunu biliyoruz. Bu imtihan olmaya engel değil ki. Ya, enteresan bir çıkarım ya. Şu adamın yani enteresan 1 milyon takipçisi var. Çok garip bir çelişki. Çok temel düzeyde bir mantık hatası bu. Güzellik bize harekete geçiyor. Zaten biliyorsam, sen de bildiğini biliyorsan. Bak. İmtihan hani %100 bildiğin zaman ortada olmayan bir şey ya. Mesela ben 2 artı 2'nin 4 olduğunu zaten biliyorsam, sen de bildiğini biliyorsan 2 artı 2 4 eder mi etmez mi? Hadi bakalım diye sormazsın bana, saçma olur. Tanrı kendini bize net bir şekilde bildirmişse, biz Tanrı'nın var olduğunu... Niye saçma olsun ya? İlkokul düzeyinde 2 artı 2'nin eşittir 4 olduğunu hoca biliyor. Öğrencilerden de bilen var, bilmeyen var. Hangisi biliyor, hangisi bilmiyor diyor. Öğrenci soruyor. Bunun neresi saçma? İmtihanda da sorar bu soruyu. Çok net açıklayıcı ispatlar varsa imtihan kalmıyor bu durumda. Bu durumda inanmazsan zaten... Fizik, matematik, kimya, biyoloji, bütün fen bilimlerindeki soruların zaten cevapları net biliniyor ve hepsinin imtihanı yapılıyor. Ve insanlar bundan diploma alıyor bu imtihanları geçerek. Net soruları var. Hatta net cevapları olmasa imtihanda itiraz hakkı olmaz. Tuhaf. Amaklık yapmış oluruz. Bu yüzden de dinlerde zaten
Aslında Tanrı'ya iman etmek, güvenmek, onun aynı zamanda iyi olduğuna da, sözünde duracağına da, cennet cehennemin var olduğuna da iman etmek. Bunlar hakimdir ya, ben bundan bahsediyorum. İmtihan varsa %100 ispat yoktur. Peki bir matematik imtihanında soruların kesin çözümü var mıdır? Evet, ama bazı sorulara farklı yönlerden de, farklı formüllerle de açıklama getirebilirsin. Tamam. Yani tek bir cevap bulmak zorunda değilsin. Yani yöntem farklı olur, sonuç... Tek bir cevap bulmak zorunda değilsin, bu yanlış zaten, düzeltiyor onu sonradan. Yöntem farklı olur ama sonuç aynıdır. Tam bir sonuç var ve sonuç biliniyor ve imtihan oluyor. Anlıyorum, tamam. Yani basit bir matematik imtihanından bahsediyorum. Tabii yani ben zaten çok olayı kompleksleştirdim. Yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyorum, üniversite seviyesinde. Şimdi konuyla bunun ne alakası var? Ben zaten yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyorum. Bu ne anlatmaya çalışıyor? Bak bunu söylemese belki münazarada rezil olduğu o noktada karşısına çıkmayacaktı. Bak bilmemesine kızmıyorum ben arkadaşlar. Ben yüksek lisans seviyesinde matematik ne demek biliyor musun sen? Araştırın arkadaşlar yüksek lisans seviyesinde matematik ne demek. Biz burada matematikçilerle beraberiz. Matematikçi arkadaşlar var. Geçtim. Lisans seviyesinde matematik ne demek? Açın lisans seviyesinde matematik derslerini dinleyin YouTube'dan. Geçtik. İleride bu arkadaş şimdilik üstü sayılar meselesi gelecek ve üstü sayıları bilmediğini göreceğiz. Abi üstü sayılar ortaokul matematik konusu ya. Yani ortaokul matematiğini sen bilmiyorsun. Artistlik yapmak için ben yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyorum diyorsun. Ya bu ne demek? Bu adamın akademiyle ne bileyim hiç herhalde alakası yok, bilgisi yok. Tamam. Şimdi yani lisede öğretmen hocanın talebelerine yaptığı bir imtihanı düşünelim. Yani. Okay. Burada bu matematik imtihanında yani ya da üniversite sınavı çok güzel bir örnek. Mesela diyelim ki bizim zamanımızda öyleydi. 45 soru soruluyordu. Bu 45 sorunun 45'ini yapmak ve bunların hepsinin de bu şekilde cevaplar olduğunu ispat etmek mümkün değil mi? Yani sonuçlar kesin. Kesin bir şekilde bunun böyle olduğunu bilebiliyoruz. Ama bunu herkes sonuçta çözemiyor. Kimisi 45 sorudan 3 doğru yapıyor, kimisi 45 doğru yapıyor, kimisi 30 doğru yapıyor. Dolayısıyla imtihan neden... Çok net örnekler verdi ve ilzam etti aslında. Bitti yani konu. Ama arkadaş kabullenmiyor ve uzatıyor meseleyi. Zorunlu sonuçlar olduğu halde sadece kimin ne kadar soru yapacağına yönelik bir imtihan olmasın? Şöyle, şimdi sen 45 tane soruyla imtihan yaptın diyelim. O 45 sorunun da cevabını barındıran bir kitapçık verdin. Yaz geldi ve birden İngilizceye ihtiyacımız oldu aklınıza. Şimdi geliyoruz 11-13 meselesine, şu üstü sayılar meselesinin konuşulduğu bölüm. 11-13-00 ile 11-15 arası. Bakın enteresan, medar-ı ibret. Çok rahat. Ya, akıl akıldan üstündür. Şöyle, inanın yani bilinebileceğini iddia etmiyor. İddia etse bile sorun değil zaten. Yani burada iki tane mantık hatası var. Bir, mesela bu mesele. Birincisi şu, imtihan... Eğer... Az önce gösterdi, hala duymak isterim diyor. Herhalde Fikret Hoca bu konuda ona 4-5 kere benzer örnekler vererek ilzam etti ama... Cevap, soruların kesin cevapları olmaması lazım dedin, yanlış. Hayır. Şimdi bir sorunun... Az önce gösterdi adam, yanlış diyor. Hayır diyor. Ya şu an tamamen ilzam oldu, işte o kelimelerle kabul etmeyerek herhalde kitleyi falan kurtarmaya çalışıyor. Bilinmesinin kesin bir yolu olabilir. Bu dünyadaki imtihanımız Tanrı'yı bulmak veya bulmamak. Değil mi? Şöyle, Tanrı'nın kesin bir bulmanın kesin bir yolu olabilir. Fakat bu nazari bir konudur, zaruri bir konu değildir. Yani nazari olursa görece de olur. Ne? Yani nazari. Abi bu ne ya? Bu adamın 1 milyon takipçisi var ya. Bu işte çıkıyor mu? Nazari olan bir konu varsa bu diyor görecelidir. Şimdi bir, ya tabii hangi nazariyattan bahsettiğini bilmiyorum. Yani bu hangi nazariyat? Fen bilimlerindeki nazariyat mı? Fizik bilimde, kimya bilimde nazari konular var. Bütün teorik fizikçiler nazari fizikçiler olarak geçer literatürde. Yani nazariyat üzerinde çalışırlar. Nasıl nazari olan bir konu görecelidir? Şimdi zaten Fikret bir örnek verecek ona. Bu facia, bunu felsefedeki nazariyat ya da kelamdaki nazariyat olarak söylüyorsa... Yine tamamen böyle değil. Nazari ise eşittir, görecelidir diyemiyorsun. Ha, nazari olup göreceli olan konular var mı? Kelamda var ama bunun bir temel disiplin şeklinde açıklaması var. Böyle bir genelleme gene yapla. Her halükarda yanlış. Bir konu göreceli mi? Teorik ya. Her nazari bilgi... Bir de teorik ya diyor. Ha, anladım ki bu felsefedeki ve kelamdaki nazariyattan bahsetmiyor. Muhtemelen bilmiyor onları da. Teorik ya diyor. Yani teorik konular göreceliymiş. Abi birçok bilgi, birçok şu an Nobel ödülü verilen kanun, fizikteki bütün teorik kuramlar, kanunlar, kimyadaki, biyolojideki
Hepsi nazari bunların. Görecek midir? Tersi var mı ben? Kesin bir bulmanın kesin bir yolu olabilir. Fakat bu nazari bir konudur. Zaruri bir konu değildir. Yani nazari olursa göreceli olur. Yani nazari bir konu göreceli mi? Teorik ya. Her nazari bilgi göreceli. Bak, nazari ve zaruri. Buradan aslında yakalaması lazım. Zaruri, tamam. Zaruriyeten biliyorsun. Hani direkt tebadüren biliyorsun, doğrusal biliyorsun. Nazariyede de araştırma sonucu, inceleme sonucu ya da çözüm sonucu biliyorsun. Ya da tetkik sonucu biliyorsun. Tersi var mı ben bilmiyorum. Yani ben sana mesela 513'ün 13. kuvveti nedir desem, bu zaruri bir bilgi midir? 513'ün kuvvetini bilmiyorum. 513'ün 13. kuvveti. Bilmiyorum. Hani üniversite düzeyinde matematik biliyordun? Bilmiyorum de sana karışmayalım. Biliyorum deyip de ya bu yalan oluyor ama yani. 513'ün 13. kuvvetini şu an ortaokul. Arkadaşlar LGS'de çıkan sorulara bakıyorsunuz değil mi? 513'ün 13. kuvveti. Bunu nasıl üniversite düzeyinde matematik bilen birisi bilmiyor? 513'ün 13. kuvvet. Ya bu en basit sorusu yani. 5. 4. sınıf sorusu. Bilebilir misin? Bilmem. Hakkında fikir sahibi olmam lazım. Hayır şöyle yani. 513'ün 13. kuvveti. Şu matematik problemini net olarak bir sonuca kavuşturabilir misin? Uğraşabilirim. Doğruya varır mıyım bilemem. Yani iddialı olmadığım bir konuda konuşmam. Şöyle lazım diyorum. Yani bu sorunun sence insanlar tarafından, sen belki matematik bilmiyorsun, o ayrı bir mevzudur. Bir, yani üniversitedeki bir matematik profesörüne bunu götürsek, hocam bu sorunun kesin cevabı... Ya yüzüne vurmuyor desek. Fikret Hoca. Yani sen belki matematik bilmiyorsun deyip geçiştiriyor. Diyebilir de az önce hani sen üniversite düzeyinde matematik biliyordun falan. Buna olmayabilir diyebilir mi? Üniversitedeki profesörün bilgi birikimine bağlı. Belki de bunun cevabı yoktur. Ne? Hayır, la 513'ün 13. kuvvetini üniversitedeki profesör bilebilir mi sorusunun cevabı evet da kardeşim. Bilgi birikimine bağlı ne demek ya? İlkokul matematik sorusu bu. Arkadaşlar hızlanıyorum. Yani bana hiç niye göstermeden yorum yapıyorsun demeyin. 2-3 saat bu video süremez. 1.21.50, 1.22.30. Açın bakın. Tüm dengeli mi, tüme varım meselesi. Tüm dengeli mi, tüme varım mı diyor burada Fikret Hoca. Bilmiyorum diyor. Hani tüme gelin, tümden gelin ve tüme var mı ne olduğunu bilmediği çok açık orada. Bakın. 21.50, 1.22.30. Yani diyorum sanki buna itiraz ediyorsun. Bu cümle mantıklı mı? Bak hala imtihan meselesi devam ediyor. Fikret Hoca sürekli aynı şeyleri söylüyor. Benzer argümanlar getiriyor. Diamond gene cevap vermiyor. Ve bu yüzden yarım saat uzuyor. Ve bu işte aynı konu üzerinde durmuş diye eleştiriyorlar Fikret Hoca'yı. Ya adam verilen cevabı kabul etmiyor. Adam da başka bir yönden o cevabı tekrar veriyor. Anlaması için ya da ne bileyim ikna etmek için. Tamam. Açıkla. Şimdi, ama açıklarken matematikle gelme. Şimdi bak. Örnekler... İktidai seviyedeki insanların zaten meseleyi anlaması için dedi. Ben daha ziyade seyirci için dedi. Sen anlamıyorsun teorik konuşunca. Kafan bassın diye. Orada tabii kibarlık yapıyor. Seyirciye de atıflamıyor. Sen anlamadığın için böyle örnek veriyorum demek istiyor yani. Şimdi normalde mantıkta zaten şöyle konuşulur. Bir kaziyeyi, külliyeyi bunu nefyeden, nakseden tek bir örnek getirmekle ne yaparsın? İptal edersin. O artık kaziyeyi, külliye olmaz. Dolayısıyla... Az önce yaptım diyor bunu. Senin imtihan, göreceli mesele, nazari mesele görecelidir. Mutlak meselesine yaptım bunu diyor. Her insan ölümlüdür gibisinden bir kaziye üzerinden mesela senin de ölümlü olduğunu ispat edemeyiz gibisinden. Bu mantıksal olarak yanlış düşünmenin bulunup bulunmadığı yerdir. Mesela sen diyebilir misin? Her insan ölümlüdür. İkinci önerme Diamond insandır olursa evet. Diamond da ölümlüdür olur. Peki her insanın ölümlü olduğunu nereden bildin? Tümden gelin tüme varım. Hangisi? Umarım mı gelin mi? Bütün insanların öldüğünü gördük. Bundan sonra da öleceğini varsayıyoruz. Peki bu bütün insanlara sen dahil misin? Ya tüm dengelim tüme varım ne demek? Hangisi? Bir kere ikisi aynı delil niteliğinde değil ki tüm dengelimle tüme varım. Tüme varım daha zayıf bir delil olarak bulunmuş. Tüm dengelim daha güçlü bir delil olarak bulunmuş. Yani hani örneğin tüm dengelim ya da tüme varım olup olmadığını dahi bilmiyor burada. Geçtim burayı. 1.31'e geldik. 1.31.30, 1.32.35. Tanrı varlığı yaratmıştır o halde yoktur. Abi... Yani konu uzar. İki tane videonu seyredin. Yokluk üzerine bir şey söylemek saçma olur. Çünkü bilmediğimiz bir alan. Varlık üzerine konuşabilirsin ama varlık da bir nebze bilebildiğin bir alan. Peki Tanrı varlık mı?
Tanrı varlığı yaratan, varlığın üstünde olan bir şey. Tanrı ne demek yani bu? Tanrı varlığı yaratan şey ya. Her neyse artık şey demek de bence doğru bir tanım değil aslında. Abi varlığı yaratan şey nasıl varlık var olmuyor? Bak varlık demiyorum. Varlığı yaratan şey nasıl var olmuyor? Varlığı yarattıysa varlıktan önce demek ki kendi cinsi açısından bir nevi var olması lazım. Yani varlığı yaratan nasıl yok oluyor? Tanrı varlık üzerine bir şey söylemek saçma olur çünkü bilmediğimiz bir alan. Varlık üzerine konuşabilirsin ama varlık da bir nebze bilebildiğin bir alan. Peki Tanrı varlık mı? Tanrı varlığı yaratan, varlığın üstünde olan bir şey. Tanrı ne demek yani bu? Tanrı varlığı yaratan şey ya, her neyse artık şey demek bile bence doğru bir tanım değil aslında ama hakkında bir tanımlama veya yani, yönlendirme yapmak zorundayız. Çünkü yani x deyip geçemiyoruz. Şöyle, varlığı yaratan var olmaması mı gerekir? Varlığı yaratan varlık kapsamının dışında olmalıdır. Nasıl? Tamam, Müslümanlar da bunu söylüyor. Bunun agnostisizmle ne alakası var? Evet, Allah varlığı yarattı. Mesela diyelim bu masayı ben yaptım, şu telefonu ben yaptım. Bunu yapabilmem için bu varlığın ötesinde, bu varlık cinsinden olmamam lazım ama var olmam lazım. Ben bu telefonu yapıyorum diye ondan aynı varlık cinsinde değilim diye yok mu olacağım? Ben anlamıyorum, emin ol anlamıyorum bunu. Ben kitap yazdım ya, ben kitap değilim. Doğru. Tanrı bizi yarattıysa yarattığına benzemesi veya... Tamam. Yarattığından bir sıfat alması, yarattığına içkin olması veya yarattığının ona ulaşması mümkün olmamalı. Tamam. Zaten Müslümanlar da aynı şeyi söylüyor. Evet, bir katip kitabı yazar ama kitabın cinsinden değildir. Kitap cinsinden bir varlık değildir. Ama kitabın ötesinde, varlığın ötesinde kendi cinsi açısından, kendisi açısından, tekliği ve birliği açısından var olandır. Varlık olmasa da. Bunun farkını da bilmiyor. O zaman burada Tanrı var olamaz. Varsa bile var olan Tanrı... Bak diyor ki senin önermene göre gene ilzam etti. Senin önermene göre diyor Tanrı var olamaz. Neden? Çünkü var olanı yaptıysa var olmaması lazım diyorsun. Yani yok olması lazım. Yok da diyemeyiz. İşte yokluk nedir bilmiyoruz. Bilmem ne bir şeyler söylüyor. Ama netice itibariyle varlığı yarattıysa var olmaması lazım diyor. O da diyor ki o zaman Tanrı var olamaz diyor. Eğer varlığı yaratıp da var olmaması gerekiyorsa. Şimdi bizi var etti ya. Nasıl yarattığına içkin olması veya yarattığının ona ulaşması mümkün olmamalı. O zaman burada Tanrı var olamaz. Varsa bile var olan Tanrı var olamaz gibi demiyor. Tanrı var olamaz, Tanrı yoktur. Ya var olamazsa yoktur. Tanrı yoksa yokken nasıl varlığı yarattı? Çünkü bunu kabul ediyor. Bak tutarsızlıkları, çelişkiyi görüyor musunuz? Var etti ya. Bizim aklımıza aşıyor sadece. Şimdi bir dakika. Bizi var etti ya. Hı hı. O zaman var olmaması lazım. Varlığın dışında olması lazım. Evet. Biz varlık ve yokluk tamam. Dışında bir şey bilmiyoruz. Tamam. Diyoruz ya bir şey ya vardır varlığın ya yoktur. Varlığın dışında olmak. Nedir? Bilmiyoruz işte onu söylüyoruz. Güzel. Şimdi Tanrı ya vardır ya yoktur diyorlar sürekli. Üçüncü hali imkansızlığına bağlıyorlar. Yani alakasız yerlere gittik. Ki kendini ilzam edeceği yerler, gittiği yerler. Uzatmıyorum. Geçtim 1.38-1.42 arasına. Tanrı var ve yoğun ötesindedir. Kaç dakikada oldu bilmiyorum yani ama en azından tek video olmuş olur. Tanrı var ve yoğun ötesi. Daha fazla şey söylemen gerekiyor. Sadece var deyip bırakamıyorsun. Tamam. Sadece var deyip bırakırsan o sadece bir iddiadan ibaret kalır. Aslında varlık bile sayılmaz öyle bir tanrı. Tanrı'nın içini doldurman gerek. Tamam. Bu kelime ne ifade ediyor? Bu isim ne anlama geliyor? Özellikleri ne? Sıfatları ne? Amacı... Tamam, dolduruyor zaten Müslümanlar bunu. Ne var bunda? Vesaire vesaire. Tanrı var ve biz varız ya bu iddiaya göre. Biz niye varız o zaman gibi teleolojik düşünmek zorunda kalıyorsun. Tanrı yok dersen... Alakasız konular bunlar. Daha şöyle. Tanrı var veya yok dersen ya o zaman yok diyenler ne demiş, var diyenler ne demiş, bakalım beyin fırtınası yapalım diyorsun. Bir dakika sen şimdi yani Tanrı'nın ne... Ya ben şunu anlamadım yani doğal olarak anlamıyorum. Ha, bir renk düşün. Söyledim mantıksız demek istiyor yani. Doğal olarak anlamadığımdan o. Az önce söyledim niye mantıksız olduğunu. Diyorsun bana. Ne siyah olsun ne siyah olmasın. Ben diyorum ki böyle bir şey mümkün değil. Yani renk... Çok yine... net bir örnek ver. Renkle alakası yok ki ya. Bir X düşün. Şimdi diyor ki yok renk veriyorsun, yok dünya aleminden örnek veriyorsun deyip duruyor. Kendisi de aynı örneği veriyor. İşte bardaktaki kusuru göstermek için bardağı gösteriyor falan. Yani kendi söylediğini sürekli o da yapıyor. İşte sıkıştırmak için sürekli bana bir örnek verme. Niye vermesin? Bak bunun da bir açıklaması yok bu arada. Bunun bir ispatını yapıyor musun? Varlık aleminden bana örnek verme. Yani niye? Varlık alemi başka, varlık ötesi başka. Tamam, varlık alemine, varlık ötesi aleminden varlık özelliklerini veren gene varlığın yaratıcısı değil mi? Niye arasında ilişki kurulmasın? Bu
Çok basit bir önerme ya. Allah'ın Alim ismi var. Bu Alim ismiyle biz varlıktaki bilgi arasında ilişki kurarız. Çünkü o Alim ismi ondan geliyor zaten. Niye ilişki kurmayalım? Bir kere bu bir. Başta yanlış, sürekli yaptığı bir yanlış tartışmada. Haricen varlık aleminden örnek verme dediği şey varlık alemi değil, mantığı bilmediği için. Mantıktaki önermelerin örneklerinin önemi yoktur. Az önce Hamza Dzhorzi'nin kitabından onu söyledim. O önermelerin bir önemi yok. Varlık aleminden olup olup, zaten mantık önermeleri varlık alemi önermeleri şeklindedir diye bir kavramsallaştırma mantıkta yok. Ne demiş? Bakalım beyin fırtınası yapalım diyorsun. Bir dakika, sen şimdi yani bir, yani Tanrı'nın ne, yani ben şunu anlamadım yani, doğal olarak anlamıyorum. Yani bir renk düşün diyorsun bana. Ne siyah olsun, ne siyah olmasın. Ben diyorum ki böyle şey mümkün değil. Yani renk yine yanlış bir örnek. Bak renk yine yanlış bir. Ya örnek doğru. Arkadaşlar mantıktaki örnek verme şeklini, yani bir renk düşün. Ya ne siyah olsun ne de siyahın siyah olmayan olsun. Şimdi bu ikisinden birisi olmak zorunda mı? Bir renk ya siyah olacak ya da ne olacak? Beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ya da siyah olmayan olacak. Doğru mu? Bak doğru. Bir şey ya X olsun ya da X olmayan olsun. Onun dışında bir şey olması mümkün mü? Ya X'tir, ya Y'dir, ya Z'dir, ya A'dır, ya B'dir, ya C'dir, ya K'dır. Yani ya X olmayandır. Bunun rengin bu dünyaya ait bir şey olmasıyla alakası yok bu mantık önermesinin kurulması için. Bak, örnek verip açıklayıcı olmaya çalışıyorsun. Renk dediğin şeyin bir spektruma bölündüğünü biliyorsun. Peki, tam yani. Konuda... Konuyla hiç alakası yok. Renk dediğin şeyin bir spektruma bölündüğünü biliyorsun. Mantıktaki bu önermeyle bunun hiçbir alakası yok. Senden üzerinden örnek var. Senden bir şey rica edeceğim. Tam da senin iddianı konuşalım ama dışarıya çıkma. Sadece bu konu üzerinden konuşalım. Konuştuğumuz her şey kalsın isterim ben. Şu. Hayır yani. Ben örnek vermekten vazgeçeceğim. Sen de bunu başka örneklerle açıklamaktan vazgeç. Şimdi Fikri Hoca burada niye bunu söylüyor? Çünkü kendisi bir örnek veriyor. O anlasın diye. Çünkü direkt külli kaziyeyi sunduğu zaman anlamıyor. Çok net yani anlamadığını görüyoruz videoda. Bu sefer örnekle açıklamaya çalışıyor Fikret Hoca. O da kendi savunmasını yaparken hep örnekle savunuyor, örnekle açıklıyor. Ama Fikret Hoca'ya örnek verme diyor. Fikret Hoca diyor ki tamam ben örnek vermekten vazgeçeceğim. Sadece önermelerden bahsedeceğim ama sence bana sadece önermelerle cevap ver demek istiyor. Ama Diamond gene örnek veriyor. Kendisi ona örnek verme dediği halde, örnekle konuşmayalım dediği halde. Var, var olmayan. Yani Tanrı, şöyle bir cümle kuruyorsun. Tanrı var ve yoğun ötesindedir. Bu benim zannım. Tamam. Ben bu cümleyi anlamadığımı söylüyorum. Anlamadığım için de... Normal çünkü bu cümle, çünkü cümle mantıksız ve anlaşılmaz. Bir şey X ya da X değildir'in dışında olamaz. Yani olsa bile gene buradaki hani X ya da X değildir'in dışında olduğunda işte o zaman o Tanrı'dır dediğimizde zaten Müslümanlar da bu şekilde Tanrı'ya ulaşıyorlar. Yani bu agnostik bir tavır değil ki. Bu da gene tutarsız. Yani herhangi bir doğru yanlış değerlendirme. Bana bu cümleyi sen zannettiğine göre anladığını varsayıyorum. Sen bunu biliyorsun yani. Hayır. Bilmiyorsun. Şimdi bir zan... Hayır, sen bu cümlenin anlamını biliyor musun? Hayır, Tanrı zaten hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şey. Ama onun hakkında konuşabilmem gerekiyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şey. Ama hakkında bir sürü şey konuşuyorsun. Bir Müslümanın Tanrı hakkında konuştuğundan daha fazla şey konuşuyorsun. Ve hepsi de yanlış oluyor işte bu yüzden. Bir noktada konuşabilmek için de dilin kapsamına, sentaksa, mantığa dayandırarak... Şu an alakası yok bunların konuyla. Dilin, kelimenin ifade ettiği şeylerle onu tarif etmeye çalışıyor. Sorusuna cevap vermedi. Yine uzatma sapsıtasına başvuruyor. Halde. Ve bu tarifin de yanlış olduğunu itiraf ederek agnostik olduğum için kendimce bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki ben kendi bu muğlak açıklamamın sizinkilerden daha doğru olduğunu inanıyorum. Ama bak emin ol. Yani sen bana var veya yokluk dışında bir şey sorduğunda ben sana şunu sorarım. Sence var olan ne? Yok olan ne? Sen bunları açıkla ki ben cevap vereyim. Güzel. Şimdi varlık, Tanrı vardır dediğimde veya Tanrı yoktur dediğimde. Ne? Bak Tanrı yoktur'a inan. Yaz geldi ve birden yani burayı geçsem mi? Çünkü bu burada aynı şeyleri tekrar edecekler. Fikret Hoca aynı şeyi benzer örneklerle verecek. Ama Tanrı vardır. İki cümleyi de eşit seviyede anlamakta güçlük çekiyorum. Tanrı hem vardır evladım hem yoktur. Bak, şu benim mantığımda iki ihtimal var. Bu cümlenin anlamlı olma ihtimali, bu adamın zırvalıyor olma ihtimali. Biz zırvaya, David Hume'dan gidelim. Çok net bir örnek verdi Fikret Hoca. Şimdi bu cümlenin anlamlı olma ihtimali ya da bu şeyin adamın zırvalama ihtimali. Bu, böyle bir cümleyi kuran bir şey, bir kişi hakkında bu cümlenin anlamlı olduğunu konuşmanın değer yargısı o adamın zırvalama değer yargısından çok daha düşük ihtimal. O yüzden ne dersin? Böyle bir cümleyi kuran bir adam
Şimdi teist için örnek verdi, Tanrı vardır. Ateist için verdi, Tanrı yoktur. Tamam, Tanrı ne vardır ne yoktur cümlesi diyor. İşte X ya X'tir ya X değildir şeklindeki bir cümle. Ne oluyor? Bu o adamın ya bu cümlenin anlamlı oluşunu konuşmak şeyden daha saçma. O adamın zırvalama ihtimalinden daha saçma. O adamın zırvalama ihtimali daha yüksek. Yani dolayısıyla şöyle söylemek istiyor. Mantıki bir önerme olarak bunu sundu Fikret Çetin. Demek istiyor ki bu cümleyi konuşmaktansa senin zırvaladığını söylemem daha mantıklı diyor. Bunu bana o yüzden tutarlı bir şekilde açıkla demek istiyor. Buraları geçiyorum. Geldik 49'a. 1.49, 1.55, 55. Kalem ve Tanrı meselesi. Nasıl olur da onun büyütmek mi, küçültmek mi veya nötr mü olduğuna karar verebiliriz? Şöyle olur. X var karşımızda. Bu X hakkında bir sürü şey söylüyor. Bunu ben daha önce Bahadır'la olan ilk videomda, ilk reddiye videomda, o işte kaç hafta önce, 33-34 bin izlemiş o videoda, anlatıyorum. Tanrı'yı küçültme argümanı diye dalga geçiyor Fikret Hoca ama ondan anlamıyor. Yani zihnindeki tanrısal ölçeklerin Tanrı'nın varlıksal küçüklüğüyle ilişkisi üzerinden gidiyor. Bunların hiçbirbiriyle ikisinin alakası yok. Onu orada açıkladım. Söyleyen kimse de X'in ne olduğunu bilmiyor. Ben bakıyorum, ulan bu X ne büyük bir şeymiş ki kimse bunun hakkında bir uzlaşıya varamamış. Herkes başka bir şey söylüyor. Dışarıya bakıyorsun, öyleyse bu X mutlak bir şeydir. Bak, ne diyor? Dışarıya bakıyorsun, kavramlarla konuş. Bana diyor, mantık önermeleriyle ya da akli çıkarımlarla konuş. Hani işte bu X hakkında o bu diyor. Ya insanların, halkın, avamın X hakkında onu ya da bunu demesi, X ile alakalı bizim bir yargıya varmamızı etkileyecek bir unsur değil ki. Yani ve X hakkında herkes, yo, Tanrı ile alakalı ortak kabuller var, ortak sıfatlar var. Bütün mezheplerin ittifak ettiği, net. Bütün teistlerin ittifak ettiği sıfatlar var. Tanrı hakkında öyle herkes bir şey söylüyor. Bu şey yani sokak ağzı. Ne olduğunu bilmiyor, ben bakıyorum. Ulan ya, kimse bilmiyor diyor, gayet tabii biliyoruz. Bazı sıfatlarından haberdarız. X var karşımızda. Bu X hakkında bir sürü şey söyleniyor. Söyleyen kimse de X'in ne olduğunu bilmiyor. Ben bakıyorum, ulan bu X ne büyük bir şeymiş ki kimse bunun hakkında bir uzlaşıya varamamış. Herkes başka bir şey söylüyor. Dışarıya bakıyorsun, kavramlarla konuşsak. Öyleyse bu X mutlak bir şekilde, demek ki bunların argümanlarının dışında kalan bir şey. Ben de X hakkında konuşacaksam bütün X üzerine yapılmış olan tanımlamaları, varlık ve yokluk dahil, dışarıda bırakayım. Ama şimdi soyutlaştık. Şimdi şöyle, şimdi bak, varlığın doğru dürüst tanımını bilmiyoruz. Evet. Güzel. Bilmiyoruz derken şunu demek istiyor ona. Fikret Hoca burada yani kibar davranıyor. Varlığın tanımını yapmadan varlık hakkında bu kadar nasıl konuşabiliyorsun? Varlığı bir tasnif edeceksin ki varlığa aşkın bir varlık hakkında konuşabilesin. Tanrı'nın doğru dürüst bir tanımını bilmiyorsun. Evet. Bunu da yapmadın diyor. Varlığın tanımını yapmadın kitabında, Tanrı'nın tanımını yapmadın ve varlık ve Tanrı bilinemez diyorsun. Sana göre ben bu konuda da senin nedenini doğru dürüst bir tanımını bilmiyoruz. Ama az çok... Ne dediğini anlamadım dedi. Ya bir şey demiyorsun, saçmalıyorsun demek istiyor. O konuda net bir şey görmediğim için hala kararsızım. Az çok böyle bir, yani mesela neyi... Çok ikna edici bir şey görmediğim için yine benden bu, inanmadığım bir şey söylememi istemeyen. Yani kalem mesela, bu Tanrı olabilir mi? Benim yaratıcım olabilir mi mesela? Bana göre değil. Yani o zaman ne mesela? Ama sorsan mesela bir panteiste o... Bana göre değil. Bak, net bir cevap vermiyor. Yani bu kadar kuşkucu olmaya gerek yok yani, kaçacağım diye, kaçamak yapacağım diye. Halbuki daha önceki tartışmalarında bu arkadaş çok netti. Ama Fikret Çetin'e gelince nasılsa... Evet, alakası yok. Panteizm, vahdetül vücutta konunun ne alakası var ya? Yani hani vahdetül vücutta ya da panteizmde kalem Tanrı mı? Bana göre değil. Tamam, biliyorsun ya. Bana göre değil. Ben öyle düşünüyorum. Tamam ya, en azından bunun Tanrı olmadığını biliyorsun. Öyle düşünüyorum. Tamam. Düşünmek ayrı, bilmek ayrı bir şey. Bilmek hakkında başka hiçbir açıklayıcıya ispatlayacak bir kişinin... Yani zannediyorum adam... diyorsun. Emin olma hali ya. Yani anladım. Düşünmek burada zannetmek var. Evet, bence panteizm de geçerli olmadığı için. Ama belki de çok büyük bir clickbait'tir bu. Belki de bize bir twist ending yapacaklar ve hakikaten kalem bile Tanrı çıkacak öldükten sonra, ne bileyim. Bu yaz haklı gibi yani. Ben bu konuda herhangi bir yargıda bulunmuyorum. Bana göre değil diyorum. Ya bana göre kalem Tanrı değil diyen, yani Tanrı olabilir de diyen bir adamın önerdiği bir fikri bir insan neden kabul etsin? Bir adamın videosunu bir adam neden dinlesin? Yani bu kadar uçuk bir fikre daha ihtimal verebiliyorsa, yani kalem Tanrı olabilir fikrini. Çok garip yani. 1.53.00 ile 1.53.13 arasında diyor ki en kuvvetli argümanından çürüt, diğerlerine zaten gerek kalmaz. Hani beni çürütemedin. Çürüttü defalarca Fikret Hoca onu ama vitrine oynamak noktasında beni çürütemedin diyor. En kuvvetli argümanını getir falan diyor. Burada tamamen işte safsata demagoji olduğunu görüyoruz meselenin. Saatimiz var gibi hesaplıyorum şimdi de. 15 dakikadan senden çalarız böyle.
Bakacağız. Tamam. O zaman daha seçici davranayım. Müsaade eder misiniz? Olur. Konu seçim konusunda bana bir küçük bir... Yani şöyle... En çarpıcı neyse onları bulsam yani, süper oluyor. Yani inşallah... Hani en kuvvetli argümanımı çürütsen diğerlerine gerek kalmaz. Şöyle yani ben bunları burada hepsini dile getiremeyeceğim. Belki bir... En kuvvetli argümanını çürütsen... Argüman ne demek? Sen herhangi bir delil ya da kanıt sunmuyorsun ki adam bunu çürütsün. Ve bunu çürütmediği için de onu yetersizlikle suçluyorsun ve kitlen de onu bu şekilde suçluyor. Ve işte en kuvvetli argümanımı çürüt diyorsun defalarca çürütüldüğün halde. Defalarca en temel agnostik şeyde, mefhumlarda, kavramlarda yetersiz kalıp cevap veremediğin halde, en temel mantık hatalarının içinden çıkamadığın halde hala beni çürütecek bir şeyler söyle, bu şimdiye kadar bir şey söylemedin diyerek safsata ve demagoji yapıyor. Yani başka bir şey değil bu. Geldik 1.53.45 ile 1.54.55 arasına. Kusursuz olmak bir kusurdur. Tanrı kusur eksikliğine sahip oluyor meselesi. Arkadaşlar burası da çok facia bir yer. Bakın. Seninle alakalı. Ben bence bir yanlıştan daha öte bir şey duymak istiyorum. Çünkü zaten bence ile ilerleyen benim. Sen daha eminsin kendi inancından. Varlığına kani olmuşsun artık. Bu yüzden daha net konuşuyorum. Adam bence ile alakalı ilerlemedi ki ya. Yani sanki o zamana kadar hep bence ile ilgili konuşmuş gibi olayı yansıtıyor. Mantık önermelerinden gitti hep. Sen anla diye de temel mantık üzerinden gitti. Bir mevzu var. Yani kusursuz olmak kusurdur. Gibi bir argümanım var. Kusura sahip olmadığın için kusur eksikliği barındırıyorsun demektir. Yani kusura sahip olmak, kusursuz olmak kusurdur. Buna katılıyor musun? Şimdi açıklamasını yaptım işte katılmış oluyorum. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsun? Devam ediyor bu. Hı. Şimdi Tanrı üzerinden mi ilerliyoruz? Genelde tamam. Kusursuz olmak kusurdur. Çünkü Tanrı'da kusur eksikliği oluyor. Ya yani eksiklik olmayan bir şey tamlıksa ve bu tamlık Tanrı için geçerliyse bu nasıl kusur ve eksiklik olsun? Yani Tanrı yalan söylemiyor. Yalan söyleyemediği için yalan söylememe eksikliği var. Yani Tanrı yalancı olmadığı için kusursuz değil. Yani bir eksiklik sahibi oluyor. Ya böyle bir şey olur mu? Zaten senin söylediğin sıfat zatında yok olan ve eksik olan bir sıfat. Dolayısıyla Tanrı eksik olan bir sıfata sahip değil diye eksik olmaz, tam olur. Çünkü onun zıttı. Yani Tanrı kusursuz değil diye kusur eksikliği var denmez onda. Kusursuz değil diye mükemmel denir ve tanrısal sıfatı tamamlıyor denilir. Yani bu tamamen tutarsız, saçma bir paradoks yani. Hani Tanrı'da kusur yok. O halde kusur eksikliği var. Kusur eksikliği olduğu için o halde kusursuz değil. Zaten Tanrı bütün bu kusurlu, eksik sıfatlardan münezzeh tanımının içine giriyor. Zaten eğer Tanrı'da kusur ya da yalancılık gibi ya da aldatmak gibi sıfatlar olsa zaten o varlığın Tanrı olmadığını bu gösterir. Neden? Çünkü tamlık ve mükemmellik sahibidir. Yani Tanrı fiillerinde, isimlerinde ve sıfatlarında tam, mükemmel, eksiksiz ve münezzehtir. İslam'ın Tanrı tasavvuru böyledir. Gene gittik işte Helen tanrılarına, bilmem Stoacı tanrılara falana filana, Epikürcü tanrı tasavvurlarına vesaire. Şimdi burada 1.54.55 ile 2.00.30 arasında bir 5 dakikalık bölümde Fikret Çetin onun bir önermesinin mantıksızlığını gösteriyor. Ve bunun üzerinden burada şöyle bir şey yapıyor. Yani çok hakikaten enteresan bir demagog Diamond. Burada diyor ki tamam bak bu kusurumu kabul ettim diyor. Buradaki önermemin şu işte kısmını. Burada da bir sürü eksiği hatası var. Bakın izleyin orayı. Bizim bildiğimiz varlıklara dair ortaya koyduğumuz bir yargıdır. Mesela şu bardağın şurası kırık olsa... Bak örnek verme dedi, örnek veriyor. Kusurun olduğu hakkında zaten yargılarda bulunduğumuz zaman Tanrı'ya biz böyle bir şeyle geldiğimizde hata yapmış oluyoruz. Tanrı'ya kusursuzdur dersek Tanrı kusurlu olur demiş oluyor. Şimdi kusursuz olmak kusurdur. İzninle yazıyorum. Tamam. Çünkü diyorsun, şöyle, bunu sayfa notunu almamış ama bir yerde diyordun, belki hatırlıyorsun. İlk bölümde falandır. Kusursuz olan... Kusura sahip değildir. Kusursuz olan kusurlu olmamaktadır. Aynen. Doğru yazıyorsam lütfen, yanlış yazıyorsam lütfen uyar. Kusurlu olmamaktadır. Kusurlu olmamak bir kusurdur. Al sana paradoks işte. Sonuç, kusursuz olan kusurludur değil mi? Buradan, ama aynı zamanda kusurlu olan da kusursuz oluyor bu kusurlu şekilde. Kusurlu olan paradokslar. Ya bu Allah kendinden büyük taş yaratabiliyor mu muhabbeti?
Bahadır'a yaptığım o ilk reddiye videosunda, Bahadır'la olan o videoya yaptığım ilk reddiye de, ya tek reddiye yaptım zaten ona. Orada bu konuyu açıkladım. Burada detayına girmeyeceğim, oraya bakabilirsiniz. Peki burada şöyle bir mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Bu senin vargın ya da yargın. Şu birinci mukaddimen, ikinci mukaddimen. Hı-hı. Bu da netice. Fakat kusurlu olmamak bir kusurdur ile Monster Notebook'ta karne aynı şeyin tekrarı zaten. Evet. Aynı şeyin tekrarı olduğu için burada bir aslında önerme yok. Tamam, bir kıyas daha yok. Doğru bir önermeye çevir. Yani şöyle, bu senin yapman gereken bir şey. Daha doğru bir önermeye çevir ne demek ya? Bunun üzerinden sen bir tanrı bilinmezliği inşası yapıyorsun. Önermeyi sen kuracaksın ve doğru kuracaksın. Ben şimdi zaten açıklamasını yaptım sana mesela. Şimdi önermelerde bulunmadan açık bir şekilde. Nedir o? Kusurdan ne anladığımızı, kusursuzluğun ne olduğunu. Ya tanım bizim üzerinden gidiyoruz yani. Ya ben bütün varlık üzerinde zaten tanımlar veya isimler üzerinden bir bilgi sahibi veya kanı sahibi olduğumuzu söylediğim için Tanrı üzerine biz bunları yapıştırdığımız zaman etiketlemiş oluyoruz, hata yapıyoruz. Ben bunu bir varlık için söylemiyorum. Konu gene alakasız. Tanrı'ya kusur veya kusursuzluğu atfetmek saçmalıktır diyorum. Tanrı'ya bilmek veya bak diyor ki Tanrı'ya kusur ve kusursuzluğu atfetmek saçmalıktır. Tamam, Tanrı kusurdan münezzehtir demek bunun Türkçesi. Ama az öncesi Tanrı'da kusur yoktur. Kusur eksikliği vardır dedin ve bunun bir eksiklik olduğunu söyledin. Tanrı kusursuzsa demek ki kusur eksikliği vardır dedin. Yani 5-2 dakika önceki kendi cümlesine kendisi reddiye yapıyor. Var veya yok olmayı affetmek. Zamansız veya zamanlı olmayı tamam. Affetmek. Şimdi Tanrı her şeye gücü yeter tamam, demek de bence saçmalık. Şimdi şöyle burada biz sonucun mukaddimelerde tekrar etmesi denilen meşhur bir mantık hatası tamam, vardır. Orada belki önermeler yanlış sıralanmış olabilir, fark etmez. Ben şu anda söylediğim şey üzerinden de bir itiraz beklerim. Doğru. Mesela evet baştaki önermeyi aslında farklı kelimelerle üçüncüsünde bir daha... Arkadaşlar yani çok net bir hata. Musader alel matlup hatası. Mantıktaki en temel hatalardan birisi. Lise seviyesindeki mantıkta herkesin bildiği bir şey. Mantıkta önermelerin sıralamasının önemli olmadığını herkes bilir. Sıralamayı değiş diyor. Önerme yoksa mantıkta bir sonuç elde edilemez ve bu safsatadır. Bunun böyle olduğunu herkes biliyor ama burada sadece önermedeki ufak bir yanlışını sanki ona göstermiş gibi bütün program boyunca lanse ettirerek gene yüzeye çıkmaya çalışıyor. Haklı kendini göstermeye çalışıyor. Halbuki şu ana kadar bu ve buna benzer en az neredeyse benim görebildiğim ve hem benim söylediğim hem Fikret'in söylediği ondan fazla net yanlışı var. Yanlış denebilir. Safsata da mesela şimdi halk safsata deyince ne anlar? Felsefede safsata nedir? Mantıkta felsefede safsata mantık hatasıdır. Böyle bir şey var. Halka ama video içinde safsata deyince kasıtlı bir şekilde yapılan çarpıtma anlaşılır. Ben mantık dersi veriyorum ve bana 3 tane meşhur safsata. Şu an mantık dersinde değiliz. Şöyle. Bizi hiç bilmeyenler izleyecek. Tamam, yanlış anlaşılmaması. Bana 3 tane en meşhur safsata, en yaygın safsata örneğin ver desen emin ol ikinci sırada bile bunu vermem. Birinci sırada arkadaşlar en meşhur mantık yanlışı, sık karşılaştığımız mantık yanlışı Musadere alel matlup diyoruz biz buna. Hı hı. Musadere alel matlup mecmuası. Yani fakat onun diğer anlayışı da şudur. Kendi işine gelen... Ve bunu da yanlış söylüyor yani. Hani ben de bunu biliyorum mu demeye getiriyor kitleye biraz da ama yanlış telaffuzu isterseniz durdurup detayla bakın. Bir anlamak. Yani önermenin sonucun, varılmak istenen sonucun farklı kelimelerle bir mukaddime yapılması durumu. Yani bu... Mantıkta en meşhur safsata. Sen sonucu baştan kabul ediyorsun ve önermeler aslında birbirinden farklı önermeler değil, tekrar ediyor. Aynı sonuca götürmek için seni ve bu en net yapılan mantık hatası arkadaşlar. Evet bunu da göstermiş oldu Fikret Çetin. Şimdi geliyoruz 2.10.07'ye videonun sonuna geldik. Umarım çekiyordur kamera. 2.12.30'a tanrısal zihnin bilmesi de başkasının zihnin bilmesinde metafiziktir. Hı, şu mesele. Şimdi bakın arkadaşlar. 2.10.07, 2.12.30. Burada o 10 maddeyi konuşuyorlar. 10 maddeyi. Kitabın sonundaki. Ben zaten bunu sen söylüyorsun demedim. Ne olurmuş biliyor musun şu programda? Hiç böyle uzun uzun bu konulara girmekten ziyade şu 10 argümanın olduğu sayfaları baştan sona okusan, ben hiç ağzımı açmasam, sen kendi kendine sorup kendi kendine cevaplamış olacaktın zaten. Yani şu an tamamen demagoji yapıyor arkadaşlar. Zaten kanalında hani demagoji nasıl yapılır falan diye videolar var. İnanın dedim ya mantıktaki tutarsızlık için temel bir mantık tutarsızlığı kitabı örneği olabilir bu kitap. Diamond'un bu kitabı. Aynı zamanda Diamond'un şu videosu da, bak dikkatli dinleyin, safsataları gidin öğrenin.
Bütün safsataları neredeyse sergilediği bir video örneği de olabilir. Otoriteye başvurma safsatası var, lafı uzatma safsatası var, karşı tarafı anlamamakla itham etmek safsatası var, beni yenemedin diyerek işte Samana'dan safsata, hep bütün safsatalar var yani. Burada benim gördüğüm kırmızının başka bir insanın gördüğü kırmızının aynısı olup olmadığından emin olamam demek ayrı bir şeydir. Benim gördüğüm kırmızı ile sizin gördüğünüz kırmızının aynı olduğundan emin olmamız imkansızdır demek bayağı bir metafizik ve bayağı bir dogmatik yargıdır. Çünkü tersine dair hiçbir örneğimiz yok. Ya şimdi ben seninle mesela atıp aynı aynısı olup olmadığından emin olamam demek ayrı bir şeydir. Kırmızının... Şuraya dikkat edin. Cevaplamış olacaktın zaten. Yani ben şurada bunu şuna itiraz ediyorum güzel kardeşim. Burada benim gördüğüm kırmızının başka bir insanın gördüğü kırmızının aynısı olup olmadığından emin olamam demek ayrı bir şeydir. Tamam, bu gene bir nevi tutarlı. Yani başkasının zihnini bilemediği için metafizik çünkü. Benim gördüğüm kırmızı ile sizin gördüğünüz kırmızının aynı olduğundan emin olmamız imkansızdır demek bayağı bir... Benim gördüğüm kırmızı ile senin gördüğün, benim gördüğüm ve sizin gördüğünüz kırmızının aynı olması imkansızdır demek nasıl bir şey ya? Bir agnostik böyle bir şey nasıl der? Yani sen başkasının zihnindeki kırmızıyla bütün insanların zihnindeki kırmızıların birbirinden tamamen ayrı olduğunu ve bu ayrı oluşunun %100 olduğunu ve aynı oluşunun imkansız olduğunu söylüyorsun. Ama tanrısal zihin hakkında ve tanrısal bilinç hakkında asla bilemem. Hatta bilemediğimi bildiğimden eminim şeklinde bir çıkarım yapıyorsun. Halbuki bunların ikisi de metafizik arkadaşlar. Bu yanlış. Gene kendine reddiye yapmış metafizik burada. Metafizik ve bayağı bir dogmatik yargıdır. Çünkü tersine dair hiçbir örneğimiz yok. Ya şimdi ben seninle mesela... atıp aynı tecrübeyi yaşadığım iş... Konuyla gene alakası yok bunun verdiği cevabı. Peki de bilemem. Bilebileceğimi gösterebileceğim bir örneği var mı? Hayır. İmkansızlığını biliyorum diyorsun. Ben bunun imkansız olduğuna kanıyorum. Aynı şekilde kırmızı olarak anlayamayız zihinlerimiz onu. Elbette farklı anlayacağız. Bunun imkansızlığını biliyorum diyorsun. Bilemem diyor. Metafiziği bilmiş oldum. Tecrübeyi yaşadığımı hiçbir şekilde bilemem. Bilebileceğimi gösterebileceğim bir örneği var mı? Hayır. İmkansızlığını biliyorum diyorsun. Ben bunun imkansız olduğuna kanıyım artık. Çünkü tersini bilmiyorum. Ya benim orada imkansız... Tersini bilmediğin her şeyin imkansızlığına mı kanı oluyorsun? Bunlar o kadar bariz hatalar ki. Ve bak tanrısal zihin hakkında konuşurken aynı şeyi söylemiyor. Yani tanrısal bir zihni gene bilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Aslında aynı yerden hani biraz da yola çıkıyor sanki. Ama orada bilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Tanrısal bir zihni bilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Başka bir zihni bilmenin imkansızlığı olarak bunu düşünün. Ama başka insanların zihninin kırmızıyı mutlak olarak birbirinden farklı bildiği yargısına varıyor. Bu bir tutarsızlık. Uzatmak istemiyorum. Veya diğer konularda kesin konuşmam bunu ispatladığım anlamına gelmiyor. Bu bilimsel bir ispattır. Bu soruyu çözdük bitti. Hadi yallah demiyorum. Şu an cevapla alakalı hiçbir şey vermedi gene. Uzatıyor. Uzatma safsatası yapıyor. Geliyorum 2.20.00-2.23.30 son. Agnostik yeni bir teklif inşa ediyor. Açıklamanın tutarlılığı önemli diye en son Fikret bitiriyor konuyu. Doğru. Agnostiklikle sen bak orayı dinleyelim Fikret'ten. Yaz geldi ve ah! Burası son bölüm. Orada biraz böyle hani karşılıklı irticalen konuşuyorlar. Bakın. Yani şöyle ben dahi daha iyi hazırlanabilirdim. Sen de daha iyi hazırlanabilirdin. Bunu hala ilerletmenin de bir engeli yok önümüzde. Bunu çok mütevazi ve kibarlıktan dolayı söylüyor Fikret Hoca. Ben tarafsız olaya bakıyorum. Dediğim gibi yani Fikret Hoca mantıkta tutarlılıkta onun hiçbir şey bilmediğini net gösterdi. Yani öyle diyor ama mütevaziliğinden hani. Ben de daha iyi hazırlanabilirdim. Yani bazı yerlerde ufak tefek bahsettim metin içerisinde, video içerisinde. Başka şeyler de söyleyebilirdi ama bu insani bir durum olabilir. İster canlı yayında, ister birebir videolarda, ister reddiyelerle bu konuyu devam ettirebiliriz. Ben konsantrasyonumu toparlayabilirsem yani buna dair bir geniş reddiye de yazabilirim. Orta seviyede olur, memnun olur. Bir reddiye de yazabilirim. Öyle bir şeyim var şu anda. Kitap hakkında zihnim taze. Eğer fırsat bulursam ya video çekeceğim. Yani burada mesela çerçevelediğim bir sürü sayfa var ve bunların hepsi aslında baştan aşağı tartışmayı planladığım tartışmalardı. Bunların belki %20'sini tartıştım şu anda. Bunlar, yani benim genel yaklaşımım şu. Burada yani sunulan yeni bir teklifin en azından alternatif tekliflerden daha açık, daha böyle billur tarzda olmasını beklerim. Yani mesela Kant neden... Bak diyor ki yeni teklif ediyorsun, Müslümandım ama
İşte ateist de olmadım. Müslümanken Müslümanlıktan vazgeçtim. Teizmden vazgeçtim. Agnostisizmi tercih ettim diyorsun. Ama bu yeni teklifin, yeni tercihin, yeni fikir inşan tutarlı değil. Bitti. Tutarlı olmadığında Fikret Hoca bence çok net bir şekilde bu programda ispat etti. Yani bu ispattan sonra hala birileri bu arkadaşın ısrarla bu konularda yendiğini ve doğru söylediğini söylüyorsa akıllarını şiraya vermiştirler. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Eleştirisi adlı kitabıyla yazdığında bütün gündemi sarsıyor. Çünkü adam hakikaten çok temelli, çok sarsıcı ve çok sağlam bir yumrukla geliyor. Ve bu insanlar bunun hakkını veriyorlar dolayısıyla. Yani şey için söylemiyorum, senin için söylemiyorum ama mesela benim çevremde felsefeyle iştigal eden, doktora yapan veya öğretim görevlisi olan çok insan var. Yani bu argümanların genel şeyi hakkında, onların kanaatlerinde sorduğumda, yani benimkiyle aşağı yukarı aynı argümanları aldım. Yani çok büyük iddialar var ama... Arkadaşlar, felsefeyi, mantığı ve kelamı doğru bir şekilde bilen bir insanın şu videoya bakın. Videoya asla duygusal olarak ya da önyargısal olarak yorumlamıyorum. Bu videoyu başka bir şekilde yorumlaması mümkün değil. Yani yorumlamazsa olur. Yorumladıktan sonra böyle yorumlaması zorunlu gibi neredeyse. Doğru düzgün argümantasyonla rastlamadığım bir şey. Kitabın amacı o değil. Yani bu saf aklın ıslahı veya insanın düşünme yetisi üzerine bir soruşturma tarzı bir kitap. Olur mu ya? Yani kitapta yeni bir fikir inşası yapıyorsan argümantasyon olacak, epistemik iddia olacak, kitabın iddiası. Yani ne söylese benim bunu kanıtlamak zorunluluğum yok deyip kaçıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bu örnek sadece şununla alakalı. Bir insan güçlü bir felsefe kitabı yazdığında, bir teklif yaptığında bu zaten hakkını verir ona dua. Allah. Onu şey yapmaz yani, boşta bırakmaz. Yani bugün yani bir tane Kant'la çağdaş bir adam varmış. Saf aklın eleştirisi gibi çok daha büyük bir kitap yazmış. Ondan daha büyük. 23.30'da bırakacağım. Bitti zaten. Kamerada çekiyorsa elhamdülillah. Güzel bir video oldu bence. Biraz yorulduk. Bir tane tahmin ediyorum. Evet, yani ateistler de var, teistler de var. Farklı farklı kanallarda. Yani genel olarak ben şunu şey oluyorum. Mesela bu ilerleyen baskılarda bence sen zaten kanıtlama ihtiyacı hissetmediğini söylüyorsun. Bu önemli değil. Ben burada zaten açıklamanın çok iyi bir düzeyde... Bak, ben argümantasyon ve kanıtlama iddiasında değilim diyor ki, bunun da tutarlı olmadığını az önce söyledim ama hadi diyelim ki doğru, öyle olsun. Fikret de diyor ki ya, senin önermelerin hem temel mantık düzeyinde, hem formel mantık, hem informel mantık düzeyinde önermelerin tutarlı değil. Yani Müslümanlığı bıraktın, daha tutarlı bir düşünceye geçtin. Tutarlı değil. Fikir inşaatın tutarlı değil. Bu kadar basit. Mantıklı değil. Senden şunu söyleyeyim. Tanıdığın başka agnostikler varsa onlardan da kitap hakkında yorum isteyin. Bakalım onlar ne söylüyor. Bana o agnostikler hakkında yardımcı olabilirsen sevinirim. Benim de bildiğim çok fazla yok. Türkiye'de o kadar genişlemedi. Ya vardır ya yoktur iddiasında kaldık. Herkes ya ateist oluyor ya teist oluyor. Peki seninle aynı düşünen başka bir agnostik arkadaşın var mı? Kimse kimseyle tamamen aynı düşünemez ki. Yani aşağı yukarı %90 oranında yapabilir. Fikret Hoca şunu onu anlatmıyor. Bak, kendisi de söyledi. Benim gibi olan neredeyse, benim tanıdığım Türkiye'de bir agnostik yok. Tanıdığım bir agnostik de yok. Ya bu ne kadar sana özel bir duygu ya da ne kadar iyi bir fikir inşası ki bir tek sen bu fikre sahipsin. Ben bir Hanefiyim. Doğru, Hanefilerin her detayında incelesek her Hanefi kendine göre bir Hanefidir ama bir Hanefi'de %95 veya bir eşariyle %95 uyuşunda kendine dersin ki bu benim mezhebimden veya ben onun mezhebiyle aynı mezhebim. Tanıdığım ünlü veya yalan. Şunu da gördüm. Şunu da gördüm. Yani senin agnostizmin bayağı sana bir özel ve yani gerçekten yani eşine... Sübjektif bir yani iddiam var diyeceğim ama öyle bir iddiası da çok yok. Rastlanan bir agnostisizm. Yani sana öyle gelmiş olabilir. O yüzden senden rica ettim. Sana öyle gelmiş olabilir ne? Senden rica ettim, kitapları oku falan diyecek şimdi. Onu yine tribüne oynuyor. Sana öyle gelebilir ne? Sen az önce örneğini vermedin ki ya. Sana öyle gelebiliyor ne demek? Sen zaten veremedin bunun örneğini. Bazı kitapları yazar. Agnostisizm bayağı sana bir özel ve yani gerçekten yani eşine az rastlanan bir agnostisizm. Yani sana öyle gelmiş olabilir. O yüzden senden rica ettiğim o bazı kitapları ve yazarları incelemeni bekliyorum. Tabii. Ben çok fazla zaten yazar veya YouTuber agnostik de bilmiyorum. Genelde sadece aynı fikirde var mı dersen bunun için sadece milletin yaptığı yorumları gösterebilirim. Yanında bir değeri yok. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani açıklamayı gördünüz. Milletin yaptığı yorumu burada. Ne önemi var yani? Kitlesinden bahsediyor. O kitlenin de ne olduğunu tam bilmiyoruz yani. Onunla alakalı da bir sürü şeyler var. Dedikodular var falan filan. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kamerada çekmiştir. Tek bir videoda yapmak benim için de yorucu oldu ama inşallah zayi olmaz diyelim. Elhamdülillah.